farklı bölgelerde estetik istedim. Baştan aşağı yeniden yaptım. Bak biz böyleyken mutluyduk. Güzelleştirdim. Evi terk etti. Gidiyor. Karım estetik yaptırdı. Güzelleşince evden kaçtı dedi. Gezmeye gidiyorum. Sürekli laf ediyorsun. Kıyafet alıyorsun, lafını ediyorsun. Sana katlanmak zorunda değilim. O çocukları da sana yar etmem. Çocuklarımı da alırım senden. Meral, gördüğüm psikolojik şiddet yüzünden evimden kaçmak zorunda kaldım diye isyan etti. Derdin neydi de gittin? Bana söyle ya. Annenle işbirliği yaptınız. Yuva mı yıktınız? Hamile yine sen beni tekme tokat dövdün be. Senin tehdidin var. Mesajların var. Ya bak konuşursam öyle bir konuşurum ki. Benim korkum yok Meral. Boş yapma bana ya. Yalçın'la Meral'in yüzleşmesinde ikinci perde. Sen kimsin? Sen kimsin? Sesini yükseltme. Haddini bil. Kes sesini. Çocuklarımın velayeti bana verilsin. Vermem çocuklarımı. Servet versinler ben. Su kabını doldurmayacak kadar sorunumuz yokken biz ayrılıyoruz. Ortada her şey. Şimdi Esra Erol'da. Ben eşime şunu sormak istiyorum. Niye kaçıyor benden? Sebebi ne? Çocuk benden mi, benden değil mi? Ben DNA testi istiyorum. Aslında sen bu DNA ile ilgili konuyu gündeme getirdiğinde Ayşe ayılıp bayılmaya başladı. Evet. Evet, istemiyorum Esra Hanım. DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak. Sen bunu biliyorsun, çocuğun babası... 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer mi? Sakın kaçırmayın. Şimdi Esra Erol'da. Türkiye bu skandalı konuşuyor. Bir annenin bebeğine yaptığı işkence ortalığı ayağa kaldırdı. O kadar erkeklerle haşır neşirdi ki telefon elimden düşmezdi. Çocuk da izliyordu bununla beraber. Yemin ediyorum gözümde şahitim. Çocuk açlıktan dışkısını yiyor ya evin içinde. Bakmıyor çocuğa. Çocuk aç, susuz. Herkesi şok eden skandalda ikinci perde. Karısı Dursun, Murat Kıyağı kaçmadan önce çocuğuna neler yaptı? O işkencenin şahitleri canlı yayında her şeyi itiraf edecek. Bu iddialarda bulunduğunuz anne bu çocuğu aldı, hiç tanımadığı yabancı bir adamın yanına götürdü. Ve biraz önce söylediğiniz çok acı bir şey. Şimdi Esra Erol'da. Karısı Havva'yı terk etti, kendisinden 20 yaş büyük Hatice ile kaçtı. Ben çocuklarımı istiyorum. 4 ay önce İstanbul'a çalışmaya diye geldi. 1 yıldır varmış bunların işi. Annesi yaşındaki biri. Havva Yılmaz'ın kayınvalidesi Yeter Hanım canlı yayında. Şu anda bağlantımızda gerçekleşecek. Oğlunuz Ayhan Yılmaz ve beraber olduğu kadın Hatice neredeler? Haberim yok benim. 4 ay evvel benim çocuğum geldi gitti eve. Hatice ile tanıştınız mı? Yok gelmedi. Yalan konuşuyorsun yalan. Antalya'da yalan konuşma. Her yerde aranan Ayhan'la Hatice gece yarısı köyü nasıl terk etti? Büyük kaçışın akıllara durgunluk veren herkesi şoke edecek o görüntüleri. Şimdi Esra Erol'da. Çocuk aç, susuz. Çocuk açlıktan dışkısını yiyor ya. Ekmeği döküyor, bir çocuğu dövüyor. Çocuğuna işkence yaptığı iddia edilen Murat Kıyağa kaçan, hiçbir haber alınamayan ve en son İstanbul Ataşehir'de görülen Dursun'la Murat Kıyağı görenler insanlık adına bize ulaşın. Kocası evden kaçtı, çıngıraklı yılan dediği kayınvalidesi çocuklarına zorla el koydu. Havva'yı sokağa attı. Kayınvalidem beni yakaladı, artık diyor o benim gelinim diyor. Benim senden ne işim olur diyor bana. 3 çocuğumu elimden alıp beni kolumdan tutup evden attı. Söylemek istemiyorum, çıngıraklı yılanın biri yani. Hakkını savunmak isteyen bir gelini var, ihanete uğramış. Neden bu kızcağızı sokağa atıyor? Kızım dedim, düşmanlık yapıyorsan babayın öyle gidiyorsan git dedim, tova atmam bu. İnce... Yalan konuşuyorsun yalan. Çocuğumu kolumdan tutup evden attım. Kayınvalidesi Yeter, Havva'nın çocuklarını verecek mi? Havva'nın evlat hasreti sona erecek mi? Havva gelip çocuklarını alabilir mi? Alamaz, vermez babası. Nevşehir'den canlı yayınla o anlar. Şimdi Esra Erol'da. Çığlıklarımızı duymasanız hiç kimse duymuyor. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.
Sen başımın tacısın, tutunacak dalımsın, canımsın, 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 canımsın. Hoş geldiniz. Herkese sevgiler, selamlar ATV ekranlarından. Herkesi sevgiyle selamlıyoruz ve yine karşınızdayız, canlı yayında sizlerle beraberiz. Bize evlerine konuk eden herkese öpücüklerimi gönderirim ama sanal öpücükler, bundan bir zarar gelmez yani. Şimdi tam yayına çıkarken diyorum ki eskiden az azaydık ya, yani sarılıyorduk, dokunuyorduk birbirimizin yüzünü, yani rüya gibi, hayal gibi, sanki başka bir dünyadaki gibi. Biri geliyordu, fotoğraf çektiriyordu, burada kuyruklar oluyordu reklam arasında. Özledim, vallahi özledim. Biliyorum herkes özledi, hepiniz özlediniz. Ama bu dönem işte dikkat edeceğiz sevgili seyirciler. O sarılacağımız günler tekrar gelecek. İnşallah, Allah nasip ederse. İlk konuğum Ramazan Durgun'u davet etmeden önce bir soru sormak istiyorum aslında herkese. Sorunun cevabını bence sizler de gayet iyi biliyorsunuz ama... Hayal peşinde koşup hayatı harcayıp pişman olmak mı? Yoksa evinin, ailenin kıymetini bilip emek harcamak mı? Her zaman aileniz seçin ve onlara emek verin. Bunu da unutmayın. Her türlü sorununuzda biz buradayız ve siz yalnız değilsiniz. Ramazan Durgun eşi evi terk edince, çocukla beraber ortadan kaybolunca programa başvuruda bulundu. Eşini ve çocuğunu arıyoruz ve çocukla ilgili de akıl almaz iddialar var. Annenin çocuğa uyguladığı bir istismar ve şiddet iddiaları da var. Bunlar da çok önemli. Söz konusu çocuksa herkes elinden geleni yapmalı. Ramazan Durgun geliyor, buyursunlar. Ramazan, birkaç dakika seni bekleteceğim. Ramazan Durgun konusunda hangi gelişmeler var aktaracağız. Yine başka bir hikayemiz, konumuz vardı. Havva Yılmaz Nevşehir'den katıldı. Onun da bu hayatındaki yaşadığı travma aslında büyük. Kocası evi terk ediyor, başka bir kadınla kaçıyor. Kayınvalidesi onu sokağa atıyor. Üç çocuğunu göstermiyordu. Havva Yılmaz'la koşa koşa Nevşehir'e gitti çocuklarını almaya. Bu gelişmede neler yaşandığını şimdi aktaracağız sizlere. Önce ama Havva Yılmaz konusunda dünden bir hatırlatmamız var. Kocam Ayhan Yılmaz 3 çocuğunu terk edip kayıplara karıştı. Kendinden yaşça büyük bir kadınla kaçtı dedi. 15 gündür çocuklarını görmüyor. Havva Yılmaz'ın kayınvalidesi Yeter Hanım canlı yayında. Şu anda bağlantımızda gerçekleşecek. Oğlunuz Ayhan Yılmaz ve beraber olduğu kadın Hatice neredeler? Haberim yok benim. 4 ay var benim çocuğum, geldi gitti eve. Hatice ile tanıştınız mı? Yok, gelmedi. Bu ilişkiyi kabul ediyor musunuz? Evlenmiş, ben ne yapayım, elimden ne gelir, kızdım ama kızgınım. Hakkını savunmak isteyen bir gelini var, ihanete uğramış. Neden bu kızcağızı sokağa atıyor? Kızım düşmanlık yapsam babayı öne gidersen git dedim, sokağa atmam bu. Valizlerimi ayağı çetmiş, hazırlamış, Uğur Yıldırım evine koymuş, aracına. Uğur Yıldırım'ı da oğluyla kodu gitti aspata. Yalan konuşuyorsun, yalan! Benim çocuğumu ocağından aldı, kolumdan tutup elden attı. Ben acık oradan geldiğimde konuşuyormuş telefonla. Çıkın benim karşıma! Ben valizlerimi camı kırıp da aldım elden. Oğluma söyle, çıksın benim karşıma! Havva, gelip çocuklarını alabilir mi? Alamaz. Bahama çocuğa ne? Çıldırıyor. 3 tane çocuk var. Böyle kolay mı ya? Bir çocuğa da en iyi annesi bakar, o çocukları oraya bırakamaz. Hatice Hanım'ın gelini telefon attığında, kayınvalideniz Hatice Hanım Ayhan Bey'le mi beraber? Evet evet. Perşembe günü Konya'ya gelmişlerdi bu ikisi. Biz zaten kabullenmemiştik. Tekrar gönderdik yani ama şey dediler, biz kayınvalidemizin yanına gidiyoruz dedi. Bu teyzenin yanında olduğunu biliyoruz. Oradalar yani. Bir saat, 2 saat kaldı gitti hocam. Hani gelmedi diyordum. Niye bir saat gelip gitti? Çocuğunu korumaya geldi. Seni dolandıracaklar. Evladımla oynuyorlar, oynuyorlar. Kayınvalideniz kaç yaşında? 55 yaşında. 55. Kaç evlilik yaptı? Resmi nikahlı olarak da 3 evlilik yaptı. Senin kocan kaç yaşında? 38. Yeter Hanım kaç yaşında? 61. Siz Havva ile evliliği olduğunu biliyor muydunuz? Hayır, bize ayrıldım demişti. Vallahi o çocuğun bileceği. Ben ne yapacağım hocam? Ben ne karışırım? Sen oğlun yaptığı işinden gurur duyuyorsun. Senin kocan Ayhan nerede? Bu Hatice ile beraber hala Nevşehir'de mi? Antalya'da mı? Görenler, tanıyanlar, bilenler arasın. Bu iki isim neden kaçıyorlar? Onları da bulmak istiyoruz. Çünkü senin derdin boşanmak ve çocuğunun velayetini almak. Evet.
Şimdi Nevşehir'e gidiyoruz. Bu annemizin en büyük dileği çocuklarıyla bir arada olmak. Düşünsenize o güne kadar bildiğiniz bir yuvanız ve bir aileniz var. Kayınvalidenizle beraber yaşıyorsunuz. O evin içerisinde yaşananları o evde soluk alan, nefes alan insanlar çok daha iyi biliyorlar. Sonra hem kocanızın ihanetine uğruyorsunuz hem de sokağa atılıyorsunuz ve çocuklarınızdan mahrum kalıyorsunuz. Özkan Nevşehir'de Havva Yılmaz'la beraber orada bulunma sebeplerini, Havva'nın niye oraya gittiğini bizlere açıklayacak. Özkan merhaba. Evet Esra'm, şu anda Nevşehir, Acıgöl ve Tepe köyündeyiz. Havva Yılmaz çocuklarını alabilmek için bugün bu köye geldi. Biz de aslında biraz önce köydeki yani kaynanası beraber yaşamış olduğu eve gittik. Ama ev kapı duvardı. Dün yayımıza katılan Yeter Hanım çocuklara kendisinin baktığını söylemişti. Ve kendilerinin bakacağını söyledi. Ama biz bugün Havva'nla beraber çocuklarını almaya gittiğimizde bütün kapılar kilitlenmiş, camlar kapalı, her yer toplanmış. Ne Yeter Hanım ne de Havva Hanım'ın 3 çocuğu orada yoktu. Evet Havva, senle beraber gittik. Evi her yer kilitliydi. Sen de gördün. Ne diyeceksin ya da kaynanan bu çocukları nereye götürmüştür? Ben çocuklarımı istiyorum. Kapı duvarı, çocuklarımı almaya geldim Nevşehir'e. Kapı duvarı, kaynanam çocuklarımı kaçırmış. Nerede olduklarını bilmiyorum. Çocuklarımı istiyorum. Ben her imkanı sağlarım ben çocuklarıma. Benden iyi kimse bakamaz benim çocuklarıma. Benim çocuklarımı kaçırdılar. Ya babası ya annesi ya da o sevimsiz kadın Hatice kaçırdı. Şimdi Havva, sen aslında eşinin şu anda birlikte olduğu kişiyle olan ilişkisini yani kuma olarak sizin evliliğinize dahil olmasını kabul etmiş olsaydın, buna göz yummuş olsaydın bu sorunların hiçbirini yaşamayacaktın. Kayınvaliden o gün seni sokağa attığında çocukları sana vermiyor. 61 yaşında, en küçüğü 1 yaşında olan bu çocuklara bu kadın nasıl bakacak? En önemlisi bu. Ya da çocukların şimdi yaşlarına baktım. 10 yaşında, 9 yaşında ve 1 yaşında. Ne olacak? Evin büyük kızı, 10 yaşındaki çocuk. Evet. Bu 15 gün boyunca aslında küçük anne. O çocuğa da büyük sorumluluklar yükleniyor. Yeter anne, Yeter Hanım dedi ben çocukları vermem. Babası kabul etmez dedi ama aslında baba ortada yok. Bu arada Ayhan Yılmaz'ın beraber olduğu Hatice Hanım telefon attığında. Hatice Hanım merhaba. Merhaba Hatice Hanım. Hoş geldiniz canlı yayına. Hoş bulduk. Ayhan Yılmaz'la beraber misiniz? Evet, yanımda Ayhan. Ayhan Yılmaz'la şu anda berabersiniz. Siz onun neye oluyorsunuz? Ben şunu aydınlatırım. Aramda 20 yaş yok, 10 yaş var. Tamam, 10 yaş var aranızda. Evet, yani o kadar abartılı şeyler söyledim. Tek sorun bu muydu? Ya ilişkiye... Bunun için mi bağlandınız? Hayır, hayır. Tek sorun bu değil. Ben eşimle, evli olan eşimle diyeyim yani. Önceki nikahlı eşimle. Evliyken zaten Ayhan'la tanışıyorduk biz 8 senedir. Kaç yıldır ilişkiniz var? 3 aydır. Kaç? 3 aydır. 3 aydır ilişkiniz var, 8 yıldır tanışıklığınız var. Tanıştığım eşimden dolayı tanışıyorduk. Nereden tanışıyorsunuz? İstanbul Ataşehir'de. Yalan konuşmayın Hatice Hanım, yalan konuşmayın. Ya bu durumda siz Havva'yı da tanıyorsunuz. 1 senedir sizin ilişkiniz var. Sen orada ben çocuklarımı istiyorum. Sen kimsin de ben çocuklarımı arıyorsun? Küçük öpürüyle evlenmeye. Utanmıyor musun? Sen çekil ben konuşacağım. Çekil aradan. Şimdi Hatice'm konuşmakta güçlük sormak istiyorum. Ben siz Ayhan Yılmaz'ın Havva'yla yani işte evli olduğunu, daha yeni doğan bir bebeği olduğunu biliyor muydunuz yoksa Ayhan Bey sizi bu konuda kandırdı mı? Hayır, bilmiyordum. Ne zaman öğrendiniz? Yalan konuşma. Yeni öğrendim. Dün mü öğrendiniz? 8 yıldır tanıyorsunuz siz bu adamı. 8 yıldır tanımıyor musunuz? 8 yıldır tanıyordum fakat bana eşinden 6 yıldır ayrı olduğunu biliyordum ben. Eşinden 6 yıldır. Yani o 8 yıllık tanışmada rahmetli eşiniz mi Ayhan Bey'in arkadaşıydı? Evet. Görüşüp onlar görüşürlerdi. Gelip gider miydi size? Gelirdi, yemeğe gelirdi, çaya gelirdi. Bilmiyordunuz. Bu kadar da hain yani. Ne değişti Hatice Hanım? Hatice Hanım çok güzel söylüyorsunuz. Ben de size şunu sormak istiyorum. Bilmiyordunuz, dün itibariyle öğrendiniz.
Tavrınız nedir? Tavrım tabii ki şey oldu yani, üzüldüm, üzülmedi değilim. Ayhan'ın kendisi de tabii ki tartıştım bu konuda. Ama artık yani bunun geri dönüşü yok çünkü biz iman nikahı... O zaman bilmemenizin... Bir dakika, niye geri dönüşü yok yani? Ne demek geri dönüşü yok? Ben geri dönüşünü yapamam. Çok basit. Hatice Hanım, size yalan söyleyen bir adamın bir daha suratına bakmayacaksınız. Hayattaki kurallardan biri budur. Yalan söyleyen bir adamın yalanına ortak olursanız sonra size de yalan söyler. Esra Hanım... Size saygı duyuyorum. Bak, saygımı tekliğimi bozmak istemiyorum. Çok bana saygı duymayın Hatice ablacığım. Kendinize saygı duyun, ne olur. Fakat şöyle bir şey var. Ben Ayhan'ın yanlışını görmedim. Tamam, o zaman o yalanı söyledi. Ne demek yanlışını görmedin ya? Ne demek yanlışını görmedin sen? Çocuklarına ihanet eder, çocuklarına. Çocuklarına ihanet eder, herkese ihanet eder. Hatice Hanım. Buyurun. Ben bir yanlışını bana görmedim dediniz. Ben çocuklarımı istiyorum. Daha en baştan gerçekleri sakladığını Allah, söylüyorsunuz. Çocukların oradadır ya, git daha çocuklar. Senin çocukların meraklı değilim de. Çocukların ben meraklı. Çocukları büyüttüm, hepsini elden ayaktan çıkarttım. Bana bak. Doğru konuş, doğru. Yani sen kimsin bana çocuklarından dilini atıyorsun? Sen kimsin? Çocukları... Hatice değil. Ben şimdi Hatice Hanım'ın daha dün çocukları olduğunu öğrendim diyerek... Doğru bir açıklama yaptığınızı düşünmüyorum. Çünkü eğer rahmetli eşiniz onu evinize kadar sokuyorsa Ayhan'ın, Ayhan'a her türlü kefil demektir. Çünkü biz evimize kimi sokarız? Güvendiğimiz, saygı duyduğumuz, evet, inandığımız, evet, dürüst doğru. bulduğumuz, erdemli doğru. bulduğumuz insanı sokarız değil mi? Doğru, evet. Yani siz aslında bu insanla ilgili her şeyi biliyordunuz. Şimdi Esra'nın size tek söyleyeyim, laf, bu başka da laf konuşmayacağım. Eşim rahmet hastanede yatarken Ayhan'ı çağırdı ve dedi ki ne Ayhan dedi, ben de senin eşimi sevdiğini biliyorum, eşim sana emanet dedi. Kime tamam. dedi? Dur bir saniye, rahmetli giderken mi dedi? Öbür mezardan evet, çıkartıp evet, da soramayacağıma evet, göre evet, bu cümleyi evet. söylemek yani, kolay tabii. Kimse, sana emanet derken, kimse. Emanet ne demektir peki? Nasıl emanet etti size? Ben şerafetle tanıştığımda ben nikahlandığımda anlaşmalı nikahlandım. Ablacığım, durumumuz yoktu kesinlikle. Ablacığım, kocan rahmetli olmadan emanet ederken tam ne dedi? Eşim sana emanet ediyorum dedi. Ne demek ama o? Emanet ediyorum ne demek? Şimdi bak çok ağır konuşacağım. Ne? Ayhan sana ne oluyor da sen emanet, ona emanet, emanet ediyorum ya, derken demek, al kardeşim benimle benim karımı da bu? Sen kendine eş yap kuma al demedi. Bak. Şu anda 3 tane çocuğun belki de babasız kalmasının, bu yuva yıkılmasının sebeplerinden, en önemli sebeplerinden biri Ayhan Yılmaz'ın kendisidir ama siz de onunla ortaksınız. Sizden ricam elinizi vicdanınıza koyun. Çocuklarınız var mı sizin? Benim en küçüğüm 20 yaşında. Tamam. Küçük olduğunu düşünün. Siz buradasınız. Mağdur olan sizsiniz. Evet. Eşiniz siz ya... olsaydınız, eşiniz size ihanet etseydi, çocuklarınızı göremeseydiniz, ortada kalsaydınız, size karşıdaki kadın şimdi, deseydi ki sen de dırdır etmeseydin de kocanı elinden kaçırmasaydın deseydin ne cevap Esra, verirdiniz? Esra Hanım doğru. Evet, ben alan yok. Ses o kadar kötü geliyor ki iletişim kurmakta zorlanıyorum ama Hatice Hanım gerçekten Hatice Hanım, şu kısacık yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde bile yok eşim rahmetli olurken ona emanet etti, yok bizim evimize giriyordu, yok biz 8 yıldır beraberdik ama onun evli olduğunu bilmiyorum. Ben bu açıklamaların doğru olabileceğine inanmıyorum. Ayhan ancak kendini kurtar diye böyle bir şey söylemiştir. Ayhan Yılmaz yanınızda mı? Aldınız mı? Alo. Efendim buyurun. Ha, Ayhan Bey yanınızda mı? Alo. Yanımda. Bir alabilir miyim telefonu? Efendim. Ayhan Bey neredesiniz? Benim yer nerede olduğum önemli değil Esra Hanım. Yani evden kaçtınız mı? Çocukları terk ettiniz mi? Onu soruyorum. Ben çocukları terk etmedim. Annesi çocukların illaki çocuğum diyorsa alabilir. Ben ona mani olmuyorum. Ha, boşanacağız da ben edemeyeceğim. Mahkemeye verip boşanırım. Söylemek istediğim bu kadar Esra Hanım. Söyleyecekleriniz bu kadar. Ha. Köye gittiniz benim mi? Benim stüdyo karşıma gel karşıma. Benim karşıma çık. Köye ha, gittiniz mi bu arada? Benim karşıma çık oyna sen bir. Bana bir hesap ver. Sor Havva. Sen zaten rezilsin zaten.
çocuklar orada. Ha, ömrüm iyi de kız. Anam olsun, sen olsun. Alabilirim. Anladın mı? Çocuklar piyasada yok. Çocuklar. Ev kapı duvar. Çocukların alabilirim. Ben ne bileyim çocukların nerede? Kaynanana sor. Evi bırak gideceğim. Sen kaynanası dediğin anan senin ya. Annen ya. Kaynana da yok. Çocuklar da yok. Ev kapı duvar. Ben çocuklarımı istiyorum. Ben senin gibi vicdansız değilim. Ne bileyim ben senin çocuklarımı o zaman. Kaynana. Sen neyi bilirsin zaten? Neyi? Sen neyi bilirsin zaten? Sen ancak Hatice'nin TikTok'larda gezmesini bilirsin. Havan kapattı telefonu. Utanmaz. Ama açıklaması da şu. Kapatsın o duyuyordur Esra abla, kapattım. Tamam, sen de söylemek istiyorsan söyle o zaman. Utandığı için o kapatmıştır. Ben çocuklarımı istiyorum. Utandığı için mi kapattı? Diyor ki, burada kapı duvar. Havacığım sana diyor ki sen diyor kaynananı sor çocuklar nerede diyor. Ben çocukların nerede olduğunu nereden bileyim diyor baba olarak. Yani umurunda değil çocuklar. Kaynana da yok Esra abla, kaynana da yok. Tamam ama babanın, kocanın da tepkisi şu. Aa, git kaynanana sor diyor yani. Anasına diyor ki anneme sor diyor yani çocuklar nerede. Bu kadar umursamıyor. Ama dün Yeter Hanım kayınvaliden dedi ki baba çocukların verilmesini istemiyor dedi. Onun da bu açıklaması aslında samimi değildi. Her ikisi de birlikte olduğunu, beraber olduklarını da kabul ediyorlar. Ama çocukları da babaanneye bırakıp gittiler. Babanın çocuklara karşı herhangi bir sorumluluğu yok. Kaç yıllık evliydiniz Havva'cığım? Hayır Esra abla, bu çocuklarını hiçbir zaman önemsemedi, hiçbir zaman. Bu annesinin etkisi, çocuklarına bakar, çocuklarına bakar diye. Hiçbir zaman ne beni ne de çocukları hiçbir zaman işitmedi. Sorumluluk hiçbir alır... Hiçbir şey ifade bile edemiyor. Hayır, sorumluluk alır mıydı? Kendini ifade bile edemiyor kendini. Bu Hatice denen kadın bunu büyülemiş. Hayır, hiçbir sorumluluk almadı. Hayatım bunun onunla şeyi yok yani. Birazcık yoldan çıktığında, hayal peşinde koştuğunda bu ilişki pekala yaşanır. Bunu herkes yapabilir ama insanların bunu yapmamasının sebebi değerlerinin olması, doğruyu bilmeleri. Yoksa başka biriyle karşılarında... Hatice'nin için Esra ablam çocukları bile gözden çağırdı. Ben Hatice Hanım'a sormak istiyorum. Bu akşam yatsın düşünsün. Ben de düşüneceğim. Çünkü emanet kavramının... Eş tarafından evli bir erkeğe bir kadının emanet edilip ve birlikte yaşamasının ahlaken, hukuken ve dinen böyle bir şey yok. Biz bilmiyoruz. O emaneti nasıl algılıyor? Türk toplumunun önünde de bu kadar medeni cesaretiyle yaptığı rezillik, ben böyle tabir ediyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Matematiğim kuvvetli değil ama 1983-1966 tek sorun buymuş gibi de bu çirkinliğin içerisinde yaş farkını... Bir kadın olarak ön plana çıkartarak ilk tepkiniz bu oldu. Ortada bir yaşındaki çocuk annesinin Hatice. Kucağından koparılmış. Sizin tek derdiniz Türkiye'yi gezip her bir köşede biraz uğrayıp vaktinizi geçirmek. Derdiniz de aranızdaki yaş farkı. Beraber... Sefa sürmek ablam, sefa sürmek. İşte o sefa olmuyor ya. O birazcık Havva'cığım hayal peşinde koşmak oluyor. Yani... Çocuklar 15 gündür bak senin evet. 10 yaşındaki kızın 15 gündür ne yapıyor? 1 yaşındaki kardeşine... Kardeşine bakıyor ablam, yazık değil mi benim o çocuklarıma, yazık değil mi? Ya. Vicdansız Ayhan, ismini bile söylemeye nefret ediyorum ben senden. Şimdi filmlerde öyle bir sahne gördüğünüzü 10 yaşında çocuğu hayal edin. Şimdi 10 yaşındaki çocuk ne yapar? Parkta bahçede oynar, oturur dersini yapar. Sen 10 yaşındaki çocuğun bile hala peşinde koşarsın. Yemeğini ye, meyveni ye, aman vitaminsiz kalma diye. Şimdi gözünüzü canlandır, şöyle bir canlandır. 10 yaşındaki bir çocuğun kucağında 1 yaşındaki kardeşi. Sallıyor, bakıyor, uyutuyor. Babaanne 61 yaşında hani orta yaş bile olmuş olsa belki diyor ki ona evi toparla diyor, evi toparlıyor. Bir sefer öbür kardeşini idare ediyor. Bir sefer gidiyor diyor ki git atıyorum bilmem ne çalılıkları toparla. Yani 10 yaşındaki bir çocuğa sırf herkes hayatını sürecek, zevki sefa yapacak diye bunlar yapılamaz. Ortada 3 tane çocuk var, yaşları da çok söyledim. Küçük. Anneden de koparılmışlar. Anne ben çocuklarımı istiyorum diyor. Babaanne... Emanete ihanete de Ayhan bu. Aynen öyle. İmanete bir şimdi, ihanet eden, ihanet. Ayhan'a da seslenir misin? Gelsin, telefonları kapatmışlar. Gelsin buraya boşanın. Boşanmak istiyorum Hatice der de misin? Hatice de o emanet. Birbirlerine ihanet ediyorlar onlar. Ayhan Yılmaz'a... Esra abla bir soru da ben sorabilir miyim Hatice'ye? Tabii. Sor annem. Hatice Hanım ben de size sesleniyorum. Siz her evinize gelen misafire nikah mı kıyıyorsunuz? Hayatımda gördüğüm... Emanete ihanet ediyorsunuz hepinizde. Bu ne ya, bu ne?
hayatımda duyduğum en güzel cevaplardan biri. Bir de şu çok büyük bir yalan yani. Yok evimize girerdi çıkardı 8 yıldır çocuğu olduğunu. İstanbul stüdyoya gel, stüdyoda boşalım seni. Boşanalım senden. Evet. İsmimi bile ağzıma almak istemiyorum. Ben sana çık birbirlerinden şikayet ederler. Havva çocukların konusunda devam edeceğiz yayına. Ama ben şimdi Ramazan Durgun konusuna mı geçiyorum? Ramazan Durgun konusuna geçiyorum. Hatırlatmam ekrana geliyor. Ardından buradayız. Ramazan Durgun. Eşi canım kocacım diyerek başlayan bir mektup yazıyor. Ama bu bir veda mektup. Eşi çocuğuyla beraber evi terk ediyor. Çocuğumu istiyorum diyen bir baba ve eşine de neredesin sorusunu soran bir koca var. 25 günden beri ne kızımın sesini duyuyorum ne onun sesini. İstanbul'da duydum. Komşusu dedi. Komşum dedi. Murat Kıyak'la birlikte kaçtı dedi. Eminim dedi. Resimlerini attı bana. Biz de araştırdık açtık. Gerçekten de onunla kaçmış. Yani beni sevmemiş yani açıkça. Kaç yıllık evlisiniz Ramazan? 6. Bir çocuğunuz var. Evet. Çocuk kaç yaşında? 4 yaşında. Hep çocukla ilgi göstermiyor. Telefon saatinde hiç düşmüyordu bu zamana kadar. Çocuğumu sokakta buldum ben işten geldiği zaman. Kaçmadan önce. Zohra'da çocuğa bağırdı. Çocuk bağırdı affedersin artını işledi yani. Komşulardan biri telefon hattındaymış. Ben bu bayanı çok iyi tanıyorum. O kadar erkeklerle haşır neşirdi ki telefon elimden düşmezdi. Bana bile derdi ki beni erken kaldı. Saat 8'de başlıyordu telefonu eline alıyor erkeklerle görüntülü konuşmaya. Çocuk da izliyordu bununla beraber. Yemin ediyorum gözümde şahidim ben bunu baş edemedim. Yoldan çıkmış çıkmış çocuk açlıktan dışkısını yiyor ya evin içinde. Bakmıyor çocuğa. Bu çocuk ne yapıyor dedim neden bakmıyorsun bir şey olmaz diyor. Çocuk aç susuz. Ekmeği alıyor, kuru ekmeği gevşliyor yerde, ekmeği yiyor, ekmeği döküyor, din çocuğu dövüyor. Bu iddialarda bulunduğunuz anne bu çocuğu aldı, belki de hiç tanımadığı yabancı bir adamın yanına götürdü. Ve biraz önce söylediğiniz çok acı bir şey. Yani başka biriyle uygunsuz bir görüşme yapıyor. O görüşmelerde çocuğun şahit olduğu şeyler var diyorsunuz. Ben öncelikle Fatma Nur Durgun'u, 4 yaşındaki kızımızın nerede olduğunu gören, tanıyan, bilenler... Lütfen ihbarda bulunsunlar. Asıl amacımız Fatma Nur'un bulunması, sağlıklı bir ortamda olması. Ramazan Durgun'un eşi 26 Mart tarihinde 6 yaşındaki çocuğu alarak evi terk etti. Çiftimiz Ordu'da yaşıyorlar, hayatlarını orada sürdürüyorlar. Sabah her zamanki gibi ben işe gittim ama akşam döndüğümde eşimi bulamadım. Komşularımın yardımıyla... aslında sosyal medyadaki Murat Kıyak ismine ulaştım dedi. Murat Kıyak'ın yakınları da canlı yayına bağlandı. Dursun Durgun'un kendisini bekar olarak tanıttığını, oğullarıyla evlenecek bir gelin adayı olarak gördüklerini, çocuğu olduğunu ve evli olduğunu bilmediklerini söylediler. Şimdi Dursun Durgun'la ilgili asıl en önemli konu kız çocuğunun bir anne olarak onunla ilgilenmediği, sorumluluklarını yerine getirmediği, çocuğun mağduriyet yaşadığı, çocuğun beslenmesinin olmadığı, hatta çok kaba deyimle çocuk neredeyse kendi dışkısını yiyip o kadar ilgisiz bırakıldığı ve çocuğun görmemesi gereken, şahit olmaması gereken annenin yapmış olduğu görüşmelerdeki görüntülere şahit olduğunu söylediler. Çocuğumuz 6 yaşında. Fatma Nur Durgun'u arıyoruz. Bizim önceliğimiz bu. Caner bu konuda Ordu Fatsa'da dün yayına bağlanan komşu şu anda canlı yayında olacak. Kızı da burada olacak. Mikrofonları onlara uzatacağız. Caner sendeyiz. Evet Esra Hanım şu anda Ordu'dayız. Olayların en yakın şahidi Emri Hanım ve kızı Melisa yayınımızda olacak. Dursun Hanım'ın 6 yaşındaki kızlarına nasıl işkence yaptığını, nasıl şiddet gösterdiğini Emri Hanım birazdan anlatacak Esra Hanım. Biz dinledik gerçekten çok duygulandık. Siz de anlatacaklarını duyduğunuzda gerçekten inanamayacaksınız Esra Hanım. Hoş geldiniz canlı yayına. Yayına katıldığınız için teşekkür ediyorum. Kaç yıllık komşusunuz? Oradan başlayalım. Hoş bulduk Esra Hanım. Şahit olduklarınız nelerdir? Siz aklınıza gelen her şeyi anlatın. Biz burada dinleyeceğiz. Biz 6 senelik komşuyuz Esra Hanım. 6 senedir tanıyorum ben bu şahsı. Ve 6 sene içerisinde hep sanki bir evin içinde yaşar gibicesine o derece takılıyorduk arkadaşçasına. Birçok şeyine şahidim. Nasıl anlatayım size? Ya baştan çocukla hiç ilgisi yok. Ev pislik içinde. Evin her yeri örümcek sarmış. Benim kızım diyor ki sen evi niye temizlemiyorsun? Bu ev diyor örümcek atmış. Onlar misafir diyor. Misafir geldiler diyor. Ya aklı dengesi yerinde mi desem? Aklı dengesi de yerinde.
gibi nasıl diyeyim sana... diyor çocuğu tep şey yapıyor üstüne işedin diye çocuğu dövüyor. Ayağıyla tekmeliyor, saçını çekiyor. Seni diyor öldüreceğim diyor. Seni diyor döveceğim diyor. Seni boğacağım, yastık bastıracağım sana diyor. Çocuğa bir şey yedirmiyor. Bir çorba yapıp vermiyor. Çocuk sürekli soğuktan, ev soğuk, soba yakmıyor. Kendi yatağın içine giriyor. Çocuk da bana diyor ki üşüyorum, üşüyorum diyor. Ben de ona kızıyorum. Bu sobayı neden yakmıyorsun? Çocuk üşüyor. Bir şey olmaz, alışır diyor. Ondan sonra nasıl diyeyim sana? Çocuk tuvalete gitmek istiyor. Anne tuvaletim geldi diyor. Işığı yak diyor. Tuvaletin ışığını kalkıp yakmıyor adamla konuşmak için. Kendin git yak diyor çocuğa. Çocuk yetişemiyor. Tabure çıkarıyor. Taburenin üstüne çıkıyor. Düşüyor. Açamayınca, boyu yetmeyince çocuk düşüyor. Ağlıyor. Bu sefer kalkıyor çocuğa. Bir bağırıyor o şeyle. Çocuğun ağlama sesiyle. Öldüreyim mi kız seni? Döveyim mi kız seni? Saçını çekiyor. Başlıyor yine ayağına tekmelemeye. Çocuk zaten zayıf, cılız. Bir yaşında çocuk gibi, 4 yaşında çocuk gibi değil. Konuşması zaten çok anlatamıyor çocuk böyle bazı şeyleri, söyleyemiyor. Gelişimi çok yavaş. Ya çocuğun zayıflıktan kemikleri sayılıyor. Sürekli erkeklerle konuşuyor. Bir günü erkeksiz geçmiyor. Her gün erkekler, her gün erkekler. Farklı farklı erkekler. Farklı farklı. Birçok erkekten ayırdım bunu. Ben onun yanından evime çıkıyorum, ardımdan yine arıyor adamları, yine buluyor, yine konuşuyor. Bulduğu adamlar da sağlam adam değil ki, hepsi hapishane kaçağı, hapisten çıkmış. Bir sürü suç makinesi olan insanlar. Siz en ya son... Ya laf dinlemiyor, laftan bir anlamıyor. Görüntülü, şimdi Ramazan böyle bir iddiada bulundu, komşum bana bunu günler sonra söyledi ama... bir adamla görüntülü konuşurken yakalamış, uygunsuz bir halde yakalamış. Hatta böyle bir şey yapamazsın diye siz tokat atmışsınız. Doğru mu? Evet, evet Esra Hanım. Birebir gözümle şahit oldum. Kendi de, çocuğa da izletiyor. Ben ondan en çok sinirlendim zaten. Çocukta bakınca ben hep delirdim orada. Sen şeylere kalkışıyorsun dedi. Benim eşim yok. Çocuk hem hiçbir öz bakımıyla ilgilenmiyor, sağlıksız bir ortamda ama diğer tarafta 6 yaşındaki bir çocuğun görmemesi gereken artı 18 yaş tüm görüntülere şahit olmuş. Annesi bu görüşmeleri yanında yapıyor, bu videoları izliyor. Çocuk o tüm pornografik diyeyim aslında videoları görerek büyümüş bir çocuk olduğunu söylüyorsunuz. Evet, evet Esra Hanım. Siz en son çareyi, o en son uygunsuz görüntüyü izledikten sonra yani hani ona tokat atarak mı senin onun doğru yolu bulmasını ya da düzelmesini istediniz? Hayır Esra Hanım, ben başından beri söyledim buna. İlk yakaladığımda söyledim, yapma böyle şeyler dedim. Bak çocuğum var dedim. Eşin çalışıyor dedim, eve bakıyor dedim. Neden yapıyorsun böyle şeylere diyorum. Ben kocamı sevmiyorum. Beni diyor yönetsin diyor. Beni diyor dövsün diyor. Beni dövmüyor diyor. Bir kenarda oturuyor diyor öyle bu... diye. Boyundan bir farkı yok diye. Böyle koca mı olur diyor. Peki bu en son kaçtığı Murat Kıyak'la ilgili neler biliyorsunuz? Bu kaçışı planlamış mıydı? Esra Hanım. Evet planladılar. Bu çocuk yurt dışındaydı. Abisiyle beraber çalışıyordu. Evet. Abisiyle beraber çalışırken bu çocuk, bunlar birbirlerini buldular. Ondan sonra bulduktan sonra bu çocuk orada işçilerin başında sözde patronluk yapıyormuş. Bunu öyle kandırmış. Öyle bir şey de yok, yalan. Ondan sonra adam bunu işten atmış, işten çıkarmış patronu. Sen bayanla konuşuyorsun da işçilerle ilgilenmiyorsun diye. Sonra bunlar birbirleriyle böyle bayağı bir ilerlettiler muhabbeti. Ben de tabii ki hep... Görüyorum yanımda yapıyor sürekli. Yanımda yaptığı için bir yandan da o çocuğa da kızıyorum. Siz tepki diyorum gösteriyorsunuz ki, buna rağmen devam ediyor. Ben orayı anlamak istiyorum. Siz şimdi devam kızıyorsunuz. Devam ediyor. Sizin yanınızda gayet rahat mı hareket ediyor? Benim yanımda hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Hiçbir şey olmamış. Ama komşu tepki gösteriyor ona. Kızıyor yani. Böyle bir şey yapamazsın. Arkadaşlığımı bitiririm Esra neyse. Esra Hanım. Hı. Evet dinliyoruz. Anlamıyorum.
Esra Hanım, ben tepki veriyorum ama tamam diyor, yapmayacağım diyor, yine yapıyor. Dinlemiyor beni. Ben diyor bu seferki farklı diyor, öbürlerinden farklı diyor. Ben bunu çok seviyorum diyor. İkisi de birbirine aynı şeyi söylüyor. O çocuk da söylüyor bana. Ben diyor bu, ben diyor Duygu, adını bize Duygu olarak söyledi. Dursun olarak bilmiyordum ben. Ben diyor Duygu'yu diyor çok seviyorum diyor. Ben çocuğa da dedim, sen dedim bekarsın, ailen bu bayanı dedim nasıl kabullenecek, nasıl kabul edecek? Çocuklu dedim, sen hiç evlenmemişsin dedim, çevrenden tepki göreceksin. Umurumda değil diye, benim diye gözüm dönmüş diye, ben alacağım bunu diyor. Kaçıracağım diyor. Ki ismini her şeyi planladılar zaten. Kaçışı nasıl planladılar? Çocuklar da Samsun dedi ki, kaçışı nasıl planladılar? Bu çocuk Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldikten sonra annesinin evine yerleşti çocuk. Oradan da biraz konuştular, plan yaptılar. Ondan sonra şey dedi çocuk, ben dedi seni almaya gelmeyeceğim, sen benim ayağıma geleceksin dedi. Taksiyi dedi çağıracaksın dedi. Ondan sonra taksiye bineceksin dedi, Samsun'a geleceksin dedi. Kız da dedi ki sen niye beni almaya gelmiyorsun? Ben gelirsem dedi kameralardan bizi bulurlar dedi. Seni dedi eğer bulurlarsa seni dedi taksinin içinde tek görsünler dedi. Benim yanında görmesinler dedi. O yüzden dedi problem çıkar dedi. O da taksiyi çağırdı sabah saat 8-9 civarlarında. Valizi zaten 2 hafta önceden hazırladı bu. Çocuğu da aldı. Bindiler arabaya gittiler Samsun'a. Ben bunu aradım. Saat 1'e geliyordu. Ne yaptın dedim. Biz dedi Samsun'a indik dedi. Bilet alıyoruz dedi. İstanbul'a gideceğiz dedi. Ben de dedim ki dön geri dedim. Ondan sonra oradan geri dön dedim. Hata yapıyorsun dedim. Yok dedi. Ben dönmeyeceğim. Ben dedi buraya kadar gelmişim. Buradan sonrasını bırakmam dedi. Ben çok seviyorum bunu diyor. Telefondan arıyor. Adamı seviyor. Aşkım diyor. Oğluna diyor ki hayatım diyor. Ya resmen garı kocalık oynuyorlar birbirleriyle. Ramazan Bey'in şiddetine tanıklık etmiş miyim? Yayından önce konuştuk. Hatırlatmak istiyorum. Söyle Caner, sorunu sor. Esra Hanım, şunu da hatırlatmak istiyorum. Yayından önce biz konuşmuştuk. Kızının bazı bölgelerini ateşle yaktığı yönde evet, bir şeyler anlattı. Evet, Esra Hanım, o da İddialarınız var. Şey ondan çocuğu tuvalete alıştırıyor. Çocuk evin doğallarına da bakabilirler. Tuvalete alıştırırken çocuk üstüne... Böyle bir şey yaptım dediğimde bizde diyor adet böyledir diyor. Çocuğu diyor ilk diyor tuvalete alıştığı zaman bunu yaparlar diyor. Bu saçmalık dedim. Sizin böyle bir şey olamaz. Tüm vücudu yanık içinde dediniz zaten. Evet. Esra Hanım çocuğun affeder. Sen evin dolaplarına bakın dedin. Yani evin duvarlarına bakın dedim. Evin duvarlarına. Evin duvarlarına bakasın. Evet. Ne görülecek evin duvarlarında? O dediğim gibi çocukla ilgi gösterme dedim ya. Dudak boyası, tükenmez kalem boyası hepsi var orada yani. Anladım. Yani Ramazancığım duvardaki çocuğun boyadığı duvarlara kadar çocuğun zaten bedeninde, ruhunda çok ciddi yaralar, çok ciddi çizgiler ve yaşadığı travmalar var. Bu çocuk 6 yaşında değil 4 yaşında bu çocuk, onu da belirtelim. 4 yaşında yani bu çocuğun yaşadığı çok daha fazla şey var. Şimdi siz bu kaçışı planladığını, 15 gün önce gideceğini, bu adamla ilişkisini biliyordunuz. Sabah kocası işe gittiğinde bu hemen evden çocukla beraber çıkıp bu kişinin yanına gitti Samsun'a, değil mi? Evet, adım gibi eminim Esra Hanım, bununla beraber gitti bu. Neden bunu Ramazan'a söylemediniz? Çünkü karın her kaçacak şeyi bana, diye. Bana anlatıyordu. Esra Hanım, Esra Hanım o da saf. Kaç defa söyledim başından beri. Bir adam da karısının az çok huyunu suyunu bilir. Onun yanında da konuşuyordu adamla. Oyunda konuşuyordu kulakla kulağında. Adamla yanında konuşuyor. Adamın adını Cansu Din kaydetmiş oluyor. Cansu Din evet, kaydetmiş. Evet konuşuyordu. Ne ben, konuşuyorlar Cansu'yla? Ben konuştuğunu bilmiyorum ama. Cansu Din kaydetmiş. Cansu Din'le konuşma ama kız dedi. Siz yayında kalın. Biraz sonra döneceğim. Acil reklamlara gitmem lazım. Bu arada seyircilerimize seslenelim. Bakın 4 yaşındaki çocuğumuzla ilgili çok ciddi kaygılarım var. 6 yıllık komşusunun her şeye tanık olduğunu, tüm yaşananları anlattığı anlar biraz önce ekrana geldi. Bu iddialar bizim için çok önemli. Eğer bir çocuğu annesi korumuyorsa o çocuğu bizim korumamız gerekiyor. Bu yavrumuz Fatma Nur Durgun nerede? Çocuğumuzu arıyoruz. Dursun Durgun, Murat Kıyak beraber aslında yaşıyorlar ve saklanıyorlar. Onları arıyoruz. Ataşehir bölgesinde oturdukları bilgisi geldi. Görenler, tanıyanlar ihbarda bulunsunlar. Dursun'un amcası canlı yayında olacak. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Reklamlardan sonra Yalçın ve Meral çiftinin kararlarına barışacaklar mı yoksa boşanacaklar mı? Ve Ayşe Çağlar'ın çocuğunun babası
Muzaffer mi? DNA testi açıklanacak. Ayrılmayın, geliyoruz. Farklı bölgelerde estetik istedim. Baştan aşağı yeniden yaptım. Bak biz böyleyken mutluyduk. Güzelleştirdim. Evi terk etti. Gidiyor. Karım estetik yaptırdı. Güzelleşince evden kaçtı dedi. Gezmeye gidiyorum. Sürekli laf ediyorsun. Kıyafet alıyorsun, lafını ediyorsun. Sana katlanmak zorunda değilim. O çocukları da sana yar etmem. Çocuklarımı da alırım senden. Meral, gördüğüm psikolojik şiddet yüzünden evimden kaçmak zorunda kaldım diye isyan etti. Derdin neydi de gittin? Bana söyle ya. Annenden işbirliği yaptınız. Yuva mı yıktınız? Hamile yine sen beni tekme tokat dövdün be. Senin tehdidin var. Mesajların var. Ya bak konuşursam öyle bir konuşurum ki. Var benim ya. Korkum yok Meral. Boş yapma boş bana ya. Yalçın'la Meral'in yüzleşmesinde ikinci perde. Sen kimsin? Sen kimsin? Sesini atma. Yükseltme. Haddini bil. Kes sesini. Çocuklarımın velayeti bana verilsin. Vermem Esra çocuklarımı. Servet versinler de. Su kabını doldurmayacak kadar sorunumuz yokken biz ayrılıyoruz. Ortada her şey. Şimdi Esra Erol'da. Eşime şunu sormak istiyorum. Niye kaçıyor benden? Sebebi ne? Çocuk benden mi, benden değil mi? Ben DNA testi istiyorum. Aslında sen bu DNA ile ilgili konuyu gündeme getirdiğinde Ayşe ayılıp bayılmaya başladı. Evet. Evet, istemiyorum İsran. DNA testi sonucu açıklanacak. Gerçekler ortaya çıkacak. Sen bunu biliyorsun. Çocuğun babası... 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer mi? Sakın kaçırmayın. Şimdi Esra Erol'da. Dursun'un 6 yıllık komşusu canlı yayında. Ben her şeye şahidim. Biz zaten 7/24 birbirimizle yaşıyoruz diyorlardı. Bir bağlantı tekrar gelirse Caner de orada. Ramazan komşun sana yani karın çocukla ilgilenmiyor. Sürekli görüntülü konuşuyor. Bak bunları yapıyor. Başka insanla, başka erkeklerle iletişimde diye sana uyarıda bulundu mu? Ben öyle bir şey demedi. Ama bir kez dedi, bir kez dedi. Yalan değil. Konuşuyor Ramazan dedi. Ben de söyledim. Söyledi bana, tamam söyledi. Söyledim ben, Esra Hanım. Söyledi. Başından ben de annesine babasına söyledim. Daha da yapmayacağına söz vermişti. Ne söyledi sana? Daha yapmayacağım Esra dedi. Hanım öyle söylüyor. Bir daha yapmayacağım diyor ama söz yapmıyor. Verdi. Bu da inanıyor. Bu da saf inanıyor. Her ben de inandım. İnanıyor. Peki çocukla ilgili uyarıda bulundunuz mu babaya? İnanıyorsun çünkü seni bir şekilde kandırıyor. Az sen de gözlerini açsaydın bunu ne yaptığını farkına varacaktın. Sana dedim ki gece dinle bunu dedim, dinle. Bu dedim konuşuyor yine birileriyle, dinle dedim. Tuvalete telefonla gidiyor, banyo telefonla gidiyor. Sen son zamanlarda sen telefonla ne yapmaya çalışıyorsun dedim. Ramazan'la çocuğa dedi çizgi film açıyordum dedi. Duyamadım orayı Caner. Esra Hanım. Ramazan'a da bağırıyordu, laf geçiremiyordu. Ben şunu merak ediyorum. Ya bak bu Dursun çocuğa bakmıyor Ramazan. Çocuk perperişan. Dedi mi? Şey ablama. Evet. Dedi Esra Hanım. Ramazan'a da bağırıyor. Ramazan'a diyor ki git lan odaya diyor. Kalk git diyor. Bu da kalkıyor gidiyor odaya. Sen çocuğunun o kadar mesela atıyorum. Bu da korkuyor ondan. 4 yaşındayken... 2 yaşındaki halini, bakımsız olduğunu, onunla ilgilenmediğini görmüyor muydun? O zaman 2 yaşında ilgileniyordu. Hayatım onu sormuyorum. Çocuğa bakmadığını görmüyor muydun? Hep telefonda olduğunu. Dedim şu telefonu bırak dedim. Çocukla ilgilen dedim. Bu çocuğun normalde büyük olması lazım. İstesen sorabilirsin. Dedim yani öyle çocuğa. Niye? Yani niye hiçbir şey Esra yapmadın? Esra Hanım çocuğum... Çocuğu bir parka bile götürmüyor. Adam da konuşmak için gidiyor ama parka. Peki, bu da kocası evde olduğu zaman adamla görüntülü konuşamadığı için parka gidiyor. Çocuğu dedi ki bir gün sokakta buldum tek başıma dedi. Ben de gittim onunla birlikte. Çocuğu... Evet evet doğru Esra Hanım. Çocuk sokağa çıkmış. Kapının önünde asfalt arabaların biri gidiyor biri geliyor. Marketçi yakalamış çocuğu. Ben babasının arkasından çıkmış. Çocuk kapıyı açmış. Daha küçüktü bir de o zaman. Marketçi yakaladı, altta getirdi eve çocuğu bir daha. Anne ne yapıyor Esra telefonda? Esra bu kadın... Esra Hanım, bu bayan sürekli hasta numarası yapıyor kocasına.
söylüyor. Doktora gidiyor. Yalandan yere ilaç yazdırıyor. İlaçları bir gün yiyor, ertesi gün yemiyor. Ramazan'da diyor ki, İlaçları neden kullanmıyorsun diyor, mideme dokunuyordu. Yalan söylüyor. Bunu her şekilde kandırıyor. Bu söyledim. Da inanıyor ona. Aklı kim veriyordu ona? Kendi kendine yaratıyor. Bana diyor ki, ben diyor bak şimdi nasıl yalan atacağım diyor. Doktor dedi ki diyeceğim diyor. Yapıyor. Sen neredesin bu arada? O evin içerisinde var mısın? Ahmet... Varım ama bana böyle de ben inandım. İsteyen doktora da sorabilirsin dedi. Ramazancığım, insan bazı şeyleri görür. Sürekli telefondaysa, çocuk bakımsızsa, çocuk ilgilenmiyor, üstü başı pisse. Kızım da şahit olmuş. Dersin ki kardeşim, ben şeyler söyleyeceğim. Sen sabah nereye gidiyorsun? İşe gidiyorsun. Akşam kaçta geliyorsun? 4'te mi 5'te geliyorsun? 5.30'da. Görüyorsundur gözünün önünde. Söyledim. Yani bir arıza olduğunu, bir sıkıntı olduğunu da farkındasın. Komşun sana diyor ki biz buna tokat attık. Niye tokat attılar? Uygunsuz başka biriyle görüşüyor diye. Annesine de söyledim. Hayatım, annesine söyleme. Sen ne arıyor? Diyor ki, sen markete git diyor. Bunu kandırıyor. Bu da gidiyor. Hatta markete evet. Uzak bir market dedim. Evet, en uzak markete gönderiyor. Diyor evet. Ki işten çıkarken direkt eve gelme, beni ara diyor. Benim haberim olacak seni eve geldi. Bunu oyalıyor. Adamla biraz daha konuşayım diye oyalıyor bunu. Bu da gidiyor, inanıyor. En uzak market neresi? Oradan bir şeyler istiyor. Yalan atıyor. Evde her şey var. Bunlar da çürümüş. Bir şeyle de ilgilenmiyor, yemek de yapmıyor. Bu şimdi... da bunu her gün böyle kandırıyor. Bu Ramazan öğlen arası Duygu'yu arıyor. Duygu'yu ararken bu Murat Kıyak'la konuşuyor. Bunu diyorum şimdi, Ramazan arıyor. Şunu da söylemek istiyorum. Bakın sizin söylediğiniz... Adamla konuştuğunu diyorum, anlamıyor mu diyorum, anlamıyor diyor. Sizin söylediğiniz şeyler çok önemli. Özellikle de bu 4 yaşındaki çocukla ilgili. Medyanın ve basının... Bu hamileydi, çocuk bir saniye. Da düşürdü. Esra Hanım bile bile bebeği düşürdü. En önemli görevi ihbar yükümlülüğüdür. Ben bu anneyle ve annenin çocukla ilgili iddiaların hepsini duydum. Bu görevimi yerine getiriyorum. Annenin yaşadığı yer şu anda Ordu'dan kalkıp İstanbul'a geldiyse, yabancı bir insanla yaşıyorsa yeri tespit edilmeli. Bu çocukla alakalı sosyal inceleme raporu hazırlanmalı. Eğer açılmış bir boşanma davası varsa, yani... Artık adli destekten mi yardım aldı yoksa bir avukat mı tuttu, bunların hiçbirini bilemiyorum. Ama bu çocukla ilgili derhal inceleme başlatılmalı. Ben şunu da sormak istiyorum size. Babanın çocuğa şiddet uyguladığına şahit oldunuz mu, gördünüz mü? Baba hiçbir şekilde şiddet uygulamadı Esra Hanım. Baba zaten Duygu'dan da korkuyor. Babaya da şiddet uyguluyor karısı. Git lan odaya diyor, kalk git diyor. Bunu bir çekiştiriyor, kazağından tutuyor. Bunu şey yapıyor, atıyor salona. Bu da gidiyor. Doğru mu? Bunu dinlemiyor ki. Koca var ama görüntü olarak yok. Ya işte insanlar... Ya kadın öyle bir kadın böyle ki... Böyle sakin, sessiz, iyi insanı sevmezler. Daha farklı amaçlar olur. Ama şimdi... yanlış hatırlamıyorsam Ramazan Bey, eşiniz size boşanma davasını... Siz şiddet uyguluyorsunuz diye açtı değil mi? Ne yazıyor dilekçede? Dilekçede tam bilmiyorum ama şiddetten hiç uğramadım. Haberiniz yok mu? Bana dedi İstanbul'dayım dedi. Bir kafa dinleyeceğim, kadın sığınmayayım diyeyim dedi. 2-3 gün sonra geleceğim dedi. Beni oyaladılar. Tamam, avukatını aradım. Ne oldu dedim, gelecek dedi. Artık çocuğun hasta öyle dedi. İşte bunu akıya dedi. TC'ye vermez lazım. TC'ye ne alaka dedim. Devlet bakmıyor buna dedim. 18 yaşına kadar dedim. İlacını her şeyini alayım dedim. Yok dedi, artık öyle yok dedi. Siz de TC'si veriyor musunuz, vermiyor musunuz dedi. TC'mi verdim, akşam oldu, bir daha aradım, ne oldu geldi. Ramazan'ın dedi. Da hiçbir şeyden haberi yok. Sibel, Dursun'un ablası sonra, Sibel. Sonra bir, de, bir saniye bana. Önemli bir telefonum var. Dursun ailesinden biri, önemli biri telefon attığında Sibel Hanım. Sibel Hanım merhaba, Dursun'un da merhaba ablası. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Kız kardeşiniz nerede? Biliyor musunuz nerede olduğunu? Şu an biz nerede olduğunu bilmiyoruz. Biz de İstanbul Ataşehir'de olduğunu biliyoruz. Yer olarak tam bilmiyoruz. Hı hı. Kendisi oradaki şahıs. Bütün söylediklerinin hepsi yalan. Hı hı. Her şeyi yalan söylüyor. Asıl kendisi çocuğuna bakmazdı. Benim ailem çok iyi biliyorsun. Onu, çok iyi biliyorsun. Benim ailem onu besliyordu. Benim ailem kendisi ona kaçarak gitti. Hemen onu affettiler. Tamam, mektupta niye öyle yazmış peki? Mektupta niye öyle yazmış? Biz affetmeyi geçtik. Affetmeden oradaki şahıs da yalan söylüyor. Bak yalan söylemeyin. Bak yalan söylemeyin. Allah var yukarıda. Çünkü kaçarak onlar bu rızına para veriyordu. Kaçarak evlenmedi bu benimle. Rızına parayı Ramazan'a göstermiyordu. Caner, biraz sonra sürekli konuşuyor, soracağım. Bir dakika, bir sakinlik. Caner,
komşu biraz sonra yorumlasın, tek tek söylesin. Ben önce Sibel Hanım'ı dinlemek istiyorum. Ramazan'ın da Sibel'in söylediklerine cevabı var. Şimdi evet. Ramazan burada her şey yalan söylüyor. Söylediği yalanlar nedir? Birincisi diyor ki karım bana bakmıyordu, etmiyordu diyor. Karısı eve ekmek getiren bir adam olursa bakar. Karısı ekmek bekleyen bir kadındı. Kadın gidip şeylerden, sosyal yardımlaşmalardan gider başka yerlerde yardım toplar gelirdi Esra Hanım. Kendisi şu an bunların hiçbirini anlatmıyor. Benim ailem burada ne var ne yok. Mesela bulguru olsun, simidi olsun, yağ olsun, zeytin olsun her şeysini alır götürürdü kendisini. Peki bu kadar burada yokluktan sosyal medya, internet parasını nasıl çıkartıyordu? Devletin yardımlarıyla mı harcıyorlardı? İkisine de söylüyordum. İkisine de söylüyordum. Siz paramız yok diyorsunuz dedim. Eve internet çektiriyorsunuz dedim. Paramız yok diyorsunuz dedim. İkisi de çıkmıyordu telefondan Esra Hanım. Tek taraflı değil bu. Anladım. Kardeşiniz yani, tek başına değil mı şu anda bir hayat kuruyor? Eşinin iddia ettiği gibi tanımadığı, bilmediği biriyle mi beraber? Gerçekten biz bilmiyoruz. Kiminle olduğunu biz bilmiyoruz. Biz yayına şiddet iddialarını ne diyorsunuz? Ya bırakın karın doyurmayı. Yani oradan geçtik çünkü duyulan, ifade edilen şeyler. Yani nasıl kaçtı bu kız evden? Siz bunu ne zaman öğrendiniz? Gerçekten biz, kendisi bizi aradı. Ramazan bizi aradı. Dedi ki ne dursun evde yok. Biz de zannettik ki bunlar sürekli kavga ediyorlardı Esra Hanım. Biz de zannettik ki buraya geliyor zannettik. Aradık telefonları kapalı. Çocuğuna şiddet iddialarını ne diyorsunuz? Onları da soracağım da. Yalan söylüyor. Gerçekten benim 3 tane çocuğum var. Şimdi konuyu bir dağıtmayalım. Siz kocadan öğrendiniz kardeşinizin evden kaçtığını. Oradan evet, devam edin. Evet, kocadan öğrendik biz. Yani haberimiz hiçbir türlü yoktu. Sadece bana avukat tutmuştu boşanmak amaçlı. Beni aradı avukatı. Kızımız burada iyi. Kimse yok yanında. Ne diyecektim unutuyorum aklımda. 26 Mart tarihinden sonra kardeşiniz sizi aradı mı, sizin yanınıza geldi mi? Hayır gelmedi kesinlikle. En son ne zaman gördünüz yeğeninizi? Şimdi bakın bir şiddet iddiası varsa böyle kulağınızı can kulağıyla teyze olarak açmanız lazım. 6 seneden beri bir komşu diyor ki ben şiddete birebir istismara maruz kalındığını gördüm. Şimdi ben aile bu arada her Antep'te. İddiaya şunu ifade etmek siz istiyorum. Antep'te değil misiniz? Antep, evet Antep'teyiz biz. Esra Hanım. Komşu. Hayatım sen Antep'tesin. Komşu onun yalan üst katında söylüyor. Mı? Komşu benden üst daha iyi biliyor. Üst katında. Şimdi Hanım, senin gördüğün mü onun gördüğü mü? Bakın bir dakika beni dinle. Komşusu bizi geçen sene aradı. Bu Esra Hanım. Dur beklesin Caner. 3 ay kaldı. Ondan sonra komşusu daha önceden ben bunu arıyordum. Kız kardeşimi nasılsınız, iyi misiniz? İşte eşin çalışıyor mu, sana bakıyor mu diye arıyordum sürekli. Evet abla bakıyordu. Komşusu oradan atıldı dedi ki bu dedi eşi bakmıyor buna dedi. Bunu... Çalışıyorsunuz niye sahip çıkmıyorsunuz dedi. Biz buyurun komşuya yayındaki... soralım. Esra Hanım bir ara işsiz kaldı Ramazan. O doğrudur. İşsiz kaldığı için o zaman yine yokluk sıkıntısı çekmiyorlardı. Diyor ki kızımıza biz bakıyorduk. Yalan söylüyor. Kızı bunlara yalan söylüyor. Sürekli para tırtıklıyor bunlardan. Parayı istiyor bunlar da gönderiyor. Bu parayı bankaya yığdı. Ramazan'a hiç söylemiyor. Ramazan'a evet, hiç para doğru. göstermiyor. Sen Karan'ın aileden gelen parası parayı olduğunu biliyor muydun? Parayı biriktirdi bankaya bana yığdı aldı gitti. Bu kendi hesap açmış eşi. En son zaten erkek kardeşinden istedi. Anneme babama söyleme bunu dedi. Asıl kız çok şey yalancı. 3 ay burada kaldı o. Babam kendisine biz fitrelerimizi verdik. Başka yerlerden verenler zengin insanlar oldu. Bunların hepsini madem kendisi evine bakıyorduysa karısına... En son ne zaman geldiniz? Eve yaşanılan eve en son ne zaman geldiniz? En son ben kendisinin düğününde geldim. Annem hiçbir yana... zaman gelmedi o. Düğünde de bir kere geliyorlar. 6 yıl önce. Önce. Esra Hanım. Ay çok üst üste. Hayatım düğünde mi? Kaç yıl önce evlendiniz? 6 yıl önce mi? Evet ama kendisi 6 yıl önce yoktu. O kadın 3-4 seneden beri var hayatlarında. 6 senedir burada ben komşum ben. 3-4. Hayatım. Zaten benim kız kardeşim o kadının yanına gittikten sonra bozuldu. O kadın da o şeyleri yapıyor. Ya tamam o yapıyor bak, da o niye evinde? Bak. Bana bak. Bana bak. Bak beni delirtme. Benim 4 tane. Bana bak. Beni dinle. Bir sus. Beni dinle.
Giden seni aradığında neden dedi? Kız kardeşinize bakın, sahip çıkın. Bu... Çok özür dilerim. Herkes Ramazan'a koyun diyor. Bak evet, şimdi bu adam, çok önemli bir cümle. Komşu Ramazan'a koyun diyor. Karısı koyun diyor. Komşu koyun diyor. Esra ablası adam, koyun diyor. Bu 10 gün çalışıyorduysa Esra Hanım 10 gün çalışıyorduysa 20 gün evde yatıyordu be Esra Hanım. Sibel'cim. Suha sana baksana. Ne kadar çalıştığıma bir baksana. 20 gün. Ne konuşuyordun orada? Yalan konuşmayın be. Sen kardeşini savunma babadan. Kardeşini savunma. Kardeşini savunma. 6-7 aydan beri çalışıyor bu. Gel hayatım, benimle evde yatma. Ne kadar çalışıyor. Bu iş 6-7 aydan beri çalışmıyor. Bu adam evine ekmek getirebilmek Esra için inşaatı bir dikkat kapından aşağıya düştü. Annesi babasına beni tehdit ediyor. Ne diye tehdit ediyorlar? Sor işte sen. Aha, sen sor. Mikrofonu ver canım. Diyor, o eğer... Bana da o... Kim demiş aha, ona Esra Hanım? Bir dakika. Söylesin hele. Ailen demiş. Kime demiş? Aha komşuya demiş benim. Ailen mi demiş? Sibel'cim. Bakın Esra Hanım biz kesinlikle öyle bir cümle kullanmadık. Kendisi tamam. Bize beni aradı bugün. Bugün beni aradı. Dedi ki Allah dedi Ramazan aradı beni. Allah dedi ne yapıyorsunuz dedi. Ben de dedim ki niye yayına çıktın dedim. Bizim burada dedim ayıp dedim. Sen bunlara tamam da ben namusun hoca peki. Ayıptan daha önemli bir şey var. Bu ayıp deyip altını süpürdüğünüzde zaten bu çocukların başına her türlü istismar geliyor. Ayıp diye bir şey yok. Senin kız kardeşin 26 Mart'tır... Tarihinden beri İstanbul'da. Bu kimin yanında? Murat'ın sosyal yanında, medyada Murat diye bir adamla kaçıyor. Giderken çocuğunu götürüyor. Çocuğa bakmıyor. Çocuk pornografik görüntülere şahit olmuş. Anne Esra internetten Hanım tanıştığı adamla gitmiş. Ne ayıbı ya? Esra Hanım tamam. Ne ayıbı? Sonra beni suçluyorsunuz ya. Bizim burası çok şey bir yer. O yüzden... Hayatım hani... geçeceksiniz. Ayıpları geçeceksiniz. Eğer bir kadın kendi çocuğuna bakamıyorsa, çocuğuna mağduriyet yaşıyorsa o da mağduriyet yaşıyordur. Ayıptan daha önemlisi onları kurtarmamız lazım. Bu kadar basit. Biliyorum ben de zaten onun peşindeyiz Esra Hanım. Esra Hanım bir şey söylemek istiyorum. O kişi de bakamaz o çocuğa. Bakarım ben. Annem bakar o annem. O zaman devlet alır sen, kardeşim. Sosyal hizmetlere giderler. Ya. Bu çocuğun büyük olan ailesi, güvende olması. Ailesinde aklı başında olan kişi yoktur. Siz kardeşi savunun böyle bakın, tamam mı? Eğer aile dediğiniz kurum evet... Sizin ailede aklı başında bir insan mı var ki senin kardeşin kocaya kaçacak kadar evliyken boşanmıyorken kaçacak kadar... Senin kardeşin seni her zaman kıskandı. Babam dedi kız kardeşimi okuttu beni okutmadı dedi. Buna inat dedi okuyacağım dedi. Ben de okuma izin verdim. Ay, üç gün açtı o kitabın sırasında. Bir de bana dedi dışta. Bir saniye. Okumasına izin verdi. Okumaya bile izin verdim ben. Çocuk bir saniye. Şeyde diyor, şimdi sizin diyor, konunuz... Oyunda oynuyordu diyor orada diyor. Oyuna kendisi itti onu. Oyunda oynamaya başladı. Oyuna kendisi itti Ramazan. Kim oyunda itti oynamaya başladı? Bir dakika mesajlaşmaya geçti. Beni susturabilir misin? Ben onun da anladım sıkıntısını. Yani dua edin ki komşuya da söyle Melih Hanım mıydı? Yani kızınıza da kötü örnek olmamış. Oyuna Sibel söyle oyunlara kim itti onu oyunlara, kocası mı? Esra Hanım. Evet Esra Hanım oyuna bu giriyordu kız arkadaşlarıyla oynuyordu. Ben şahittim tamam, buna buraya çünkü pandemide geldi. Benim yanımda 15-20 gün kaldı bu benim evimde. 15-20 gün kaldı ben buna şahit oldum. Sürekli oynadığı kişiler bayan kişilerdi. Ben seslerini duyuyordum. Ama kendisi kocası. İlla o oyun kadar başlarını karşılayacaksın. İlla benim arkadaşlarımla oyun oynayacaksın. İlla sen arkadaşlarım seni... Seni var ya Dursun doğdumuş. Sen telefonla görüşüyorsun sonra. Hep yalan. Beni işte arkadaşları şöyle yapıyor. Bunları bana daha önceden anlattı Esra Hanım. Ben şu an kendisiyle görüşmedim. Bunları bana hepsini daha önceden anlattı. Biz hepsini içimize attık. 3 senedir oyun oynuyor. 3 senedir sor bakayım bir. Ne? 3 senedir oyun oynuyor. İçinize bak kim oynuyor. Kızı dövmekten beter ettiniz be. Esra Hanım burada kaldı. Burada kaldı 3 ay. 3 ay kaldı burada. Ne diyeceğimizi de şaşırıyorum. Bir, tabii kapan yalan konuşuyorsun işte ya. Allah yalan razı olsun senden. Hiç yalan konuşmuyorum. Yalanlar nereye kadar? Ben...
böyle düşünüyorum Esra da. Yani Esra 19 yaşındaki anneye de söylemek istiyorum. Yani bir çocuğun şahit olduğu da ilişkilere dair öğrendiği şeyler de çok ağır şeyler yani. Esra Hanım. Bu kadar bakın, sizin kızınızla ben komşunuzun ne yaptığını. Dur ablacığım sen bir dur, sen bir telaşçısın yani. Esra Hanım bak size şunu da söyleyeyim. Çocukların görsün istemezsin ya, alt komşun düşünsene, internetten birini tanımış, onunla konuşuyor. Anne olarak yanında, kız çocuğu geliyor, demek ki diyor annem diyor onun konuşmasına bir şey demiyorsa ben de bulurum diyor, ben de konuşurum diyor. Siz de kendi çocuğunuza yanlış örnek oluyorsunuz. Tabii öyle, onlara söyle. Ben bak benim kız kardeşim böyle gittiği günden beri ben çocuklarıma kesinlikle söylemedim. Çocuğa şiddet uyguladığını biliyor muydunuz? Bakın bu şiddette fiziksel, psikolojik her türlü şiddet olduğunu, bir istismar hayır, söz konusu olduğunu burada, söylüyorlar. Hayır, biz burada kaç ay kaldı? Biz kesinlikle zaten kendisi... Kendisi kesinlikle burada hiç şiddete maruz kalmadı çocuk. Hiç yani şey yapmaz çünkü bir ilgilendi. Esra Hanım. Esra Hanım. Çünkü bakacak biri vardı. Bu dursun. Annesi gile gitti. Orada da konuştu bu. Erkek kardeşi yakalamış. Erkekle konuştuğunu neden parmaklarını kırmış? Evet, ben parmağını dursun, neden kırdı? Evimin duvarlarını öpeceğim. Çünkü annem beni çalıştırıyor. Bahçeye beni götürüyor. Evi temizletiyor diyordu bana. Yalan söylüyor Esra Hanım. Yalan ya, söylüyor. Hayır, hepsi doğru. Çocuğu kaynaklığıyla yıkıyordu banyoda be. Hiçbir şeyden haberin yok senin. İçli dışlı ben yaşıyorum bundan Sibel. Burada. Efendim. Kız kardeşin sizin yanınızda... Çocuk yanıyor, yandıkça kaçıyor küvetten. Siz sizle kaldığı dönemde hiç böyle bir parmaklarında bir kırık oldu mu, bir kaza geçirdin mi? Hayır, kesinlikle. Bak efendim. Ya. Yalan söylemedin ya. Yalan söyleme. Abdullah hayır, benim parmağımı kırdı dedi bana. O senin yanına gelebilmek için öyle dedi sana. İşte yalan diye söyleyeyim bana. Kocasının yanına gelmek için parmağım kırıldı der mi bir insan? Beni buradan kurtar dedi. Anne ben Esra kocama gidiyorum der. Esra Hanım burada bunaldı, burada bunaldı. 3 ay burada kaldı. Evini şey yaptı. O yüzden gidebilmek için her türlü yolu denedi bu. Bana dedi Esra abla ben o burada eziyet, babamla beni burada eziyet çekip beni yani kurtar buradan, araba dut dedi. Özel araba dut dedi, beni buradan kurtar dedi. Esra abla geri gel, geri gel. Her insan yalan söylüyor. Baş edemediler. İnsan niye babasının yanındayken... Dur, söyle bak şu çok önemli Ramazan söyledi. Beni buradan kurtar dedi, kurtar dedi. Burada beni eziyorlar dedi. E niye gitti annesinin ya yanına? Ya işte o senin yanına geliyor. Sen tehdit ediyor musun? Önceden... Onu tehdit, tehdit. Ay neyle tehdit edecek Allah be aşkına bir Ramazan'a bak ya. Üflesem gidecek. Dün dedi ya, olay biriyle konuşmuş. Tamam doğru konuştu. Kız kardeşiniz şu anda eğer eşi tarafından şiddete uğruyorsa ailesine niye sığınmadı? Niye sizin yanınızda değil? Niye ailesinin nerede olduğundan hiç kimsenin haberi yok? İşte Esra Hanım annem yıl kendisine sabır ettirdi Ramazan bayramında gel dedi bizleri tamam, bir halde o Ramazan'da dedi. Evet bu şimdi bu ayı söylüyorum, bu Ramazan ayında söylüyorum ben. Kendisi annem yıl hani tekrar Ramazan'la birleştirirler tekrar işte şey yaparlar diye bu yolu seçmiş kendine. Murat'ı biliyor musunuz siz? Gerçekten bilmiyorum. Yemin ediyorum. Bilmiyorsunuz. Komşusu. Ama Murat siz Murat'ı nasıl buldunuz? Komşu, siz Murat'ı nasıl buldunuz? Esra Hanım, ben Murat'ı telefonla konuşurken ben de bağırdım çocuğa. Ben diyor ki bunu bırakmam diyor, bunu kaçıracağım diyor. Biz kararlaştık, kaçacağız anladım diyor. Birbirimizi seviyoruz diyor. Anladım. Birbirlerine karı kocacılık oynuyorlar telefonda. Tamam. Evcilik oynuyorlar yani. Adını da biliyorum, soy ismini de biliyorum. Anasını babasını da gösterdi, evini de gösterdi bu. Her şeyi biliyor. Sibel teşekkür ediyorum yayına bağlandığın için. Dursun Durgun'u arıyoruz Sibel sevgili seyirciler. Sibel hiçbir şey bilmiyor, bilmiyor. Oradan konuşuyor. Yalan söyle ablası. Şimdi yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz bu konuya. Dursun Durgun'u arıyoruz. Murat Kıyak'la beraber Ataşehir tarafında İstanbul'da olduğu bilgisi geldi. O bölgedeki duyarlı seyircilerimizin ihbarlarına ihtiyacımız var. Ama en önemlisi 4 yaşındaki çocuğumuzun mağduriyetinin hem varsa bu iddiaların hepsiyle ilgili bu mağduriyetin giderilmesi ve çocukla ilgili de hemen bir denetim mekanizması kurulması gerekiyor. Yarın kaldığımız yerden sonra devam şey ediyoruz Ramazan. Mi? Son cümleni alıyorum. Gelsin boşanalım. Kızımı da getirsin. Başka bir şey istemiyorum. Tamam, senin tek derdin boşanmak. Seni uğurluyorum, gel. Yalçın Okur konusuyla devam ediyoruz. Buyursunlar. Farklı
farklı bölgelerde estetik istedim. Baştan aşağı yeniden yaptım. Bak biz böyleyken mutluyduk. Güzelleştirdim. Evi terk etti. Gidiyor. Benim karım bu ya, o değil. Ben bu eşimi istiyorum. Bir kere seni seviyorum demedi. Ya sen bana sevgi vermiyorsun. Sevgiye ihtiyacım ya. Bir kere kocacığım demedi ya. Canım kocacığım dese dünyaları versin. Dünyaları. Yapmayın lütfen ya. Çocukları bırakıp niye evi terk ettin? Ben öfkeliydim. Bununla tartışmıştık ya. Evet. Sürekli ben annemle konuşuyordum. Eniştemle konferans falan yaptırdı. Kızım dedi aklını başına topla dedi. Gidiyorsan da dedi ananın babanın ocağı var dedi. Sen nereye gidiyorsun dedi. Niye cahillik yapıyorsun? Çocuk değilsin dedi. Dedim mi onlara ben gidiyorum diye? Ben mi? Annem söylemiş sana katlanmak zorunda değilim dedim. Ayaklarımın üstünde dururum dedim. İşimi garantiye aldığım zaman o çocukları da sana yar etmem. Çocuklarımı da alırım senden dedim. Annenle işbirliği yaptınız. Yuva mı yıktınız? Derdin neydi de gittin? Bana söyle ya. Hamile yine sen beni tekme tokat dövdün be. Çok oynama, ikiyüzlülük yapma. Cevap ver bana. Senin tehdidin var, mesajların var. Bak Yalçın. Senin kalbini kırmak istemiyorum. Salim Yılmaz kim? Ortak hesap kullanıyorsun. Konuşturma beni. Ben senin soyadını kullanmadım o zaman. Ya bak konuşursam öyle bir konuşurum ki. Benim ya. Korkum yok Meral. Korkun Maral, yok mu? Maral Avcı. Çocuklar Koçum. Annem gitti sen de gideceksin diye. Peşimden ayrılmıyorlar. Çocukları niye tramvay yaşatıyorsun? Bak çocukların üzerinden gelme. Çocuklarla oynama bana. Sen kendini benden uzaklaştırdın. Sen şu çeneni tutmadın. Sana dedim ki. Tamam boşanalım işte. Anlaşmalı boşanalım. Ben de boşanmak istiyorum. Çocuklarımın velayeti bana verilsin. Vermem Esra çocuklarımı. Hanım. Servet versinler ben. Niye gittin Meral? Niye gittin? Dedim. Ruhen ve fiziken o evin içindeyseniz ayrılığa değer mi? Su kabını doldurmayacak kadar sorunumuz yokken biz ayrılıyoruz. Ortada her şey. Yalçın Okur ve Meral konusundayız. Karşı karşıyalar. Önce çiftimize de sormak istiyorum. Dün yayın sonrası ya da bugün içerisinde görüşmek istediniz mi? Böyle bir görüşme fırsatı yarattınız mı birbirinize? Abla ben çocuklar için görüşmek istedim ama kendisi kabul etmedi. Abla her zaman yaptığını yaptım. Her zaman beni engelliyordu. Ben de bugün yapılması gerekeni yaptım. Ama bugün yapabileceğim bir işlem değildi bu. Burada canlı yayın bitecek. İnsanlar bir iki ay sonra bizi unutacak. Ama çocuklar hiçbir zaman unutmayacak. Teknoloji o kadar gelişti çocuğunu ki düşünüyordun da, o çocuklar 30'a o kadar gelecek, çocuğunu düşünüyordun. Gelecek. İyi bir anneydin de niye gittin? Gitmek zorundaydım. Beni gitmeye sen ittin. Çocuklarını da alıp ne gitseydin. Yapayım? Bak bir şey bir söyleyeceğim. Bir anne bir köpek bile yavrusunu ağzına alıp ezmeden nazik yine götürüyor. Niye yapıyorsun? Niye? Köpeğe örnek veriyorsun ya. Ben çocuklarımı da aldım gittim. Eğer ben yalan söylüyorsam ailemin yakınlarında olan komşular falan desin ki hayır bu Meral kötü bir kadın. Başka bir adama gitti de tamam, çocuklarına bağlansın. Sahip çıkmadı benim desin. Köyde bir tane komşum dün evine geldi. Dün seyircilerimiz şuna takılmışlar. Dün seyircilerimiz şeye takılmışlar. Şimdi anne baba Çanakkale'deyken sen Ordu'dasın. Evet. Telefonda tartışıyorsunuz. Sonra sen ertesi gün hastaneye gidiyorsun. Hastaneden komşun senin kaçacağını söylüyor. Evet. Annen ve enişten konferans yapıyorlar. Yapma etme kızım diye. Bir yere gitme. Sonra annen Yalçın'la konuşuyor. Senin gideceğini söylüyor. Ve sonrasında sen ailenin evine gidiyorsun. Evet. Çocuklar nerede kalıyor? Esra Hanım çocuklar kaynanamdaydı. Heh. Yani sen evden o gün o tartışmanın üzerine sen ailenin yanına gidiyorsun. Evet çocuklar kaynanamdaydı. Ne ben kadar ailemin yanına neden gittiler? Giderken de benim büyük sen kızıma diyor ki ettin. İstanbul'a gidiyorum. Kızım ayaklarımın üstünde duracağım. İşe girince ben sizi alacağım. Esra'nın demiş. Ayaklarımın üzerine ne kadar durmaya kendisi mecbur etti. Benle beraberken ellerin üstünde mi yürüyordun ya? Yalçın, ayakların üstünde yürüyorsun gene. Ne var yani benden kurtulduğu zaman ayaklar üstünde mi yürüyeceksin? Yalçın kendin söylemedin mi? Ha? İnsanlara borcun oluyor Yalçın. İnsanların borcunu ver. Günaha sen bana girme dedin diyorum. Ki, kadınsın. Diyorsun ki para kazanmak kolay mı Meral? Git de kendin ver. Ayakların üstünde durmayı öğren. Sürekli beni aşağılayıp itersen ben de orada ayaklarımın üstünde konuşuyorsun. Durmak için. Orada yalan konuşuyorsun. Ne yalanın var? Sen her zaman yalanın senin araban tekeri patlamadı ya, hiçbir zaman. Herkes her istediğin alındı demedin ki. Yalçın kocacığım paramız var mı? Ben bunu istiyorum ama durumun ne demedin? Sen benim ayağıma dünyaları sermişsin. Senin arabanın tekeri demirden patlamıyor. İzmir'e de gidiyor, İstanbul'a da gidiyor. Şimdi param var mı diyorsun? Servetini dökmüşsün önüme. Param var mı diye sormuyorsun. Paran yoktu da servetini sen bana kadın sığınma evinde dedin ki benim nerem estetikli? Bir dakika beni dinler misin? Ha nerem? Kadın sığınma evinde ben sana çiçek getirdim. Çiçeğimi kabul etmedin. Ya. Çiçek getirdim. Çiçeğimi kabul etmedin. Orada dedin ki bana bağlandım.
Ben dedin senin kirli paranı dedin istemiyorum Yalçın dedi. O çiçek beni sen arada bana. Bu güzellikle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Aslında herkese de söylemek istiyorum. Güzel olmak mutluluk getiriyor mu? Getirmiyor Esra Hanım. Ya da dünyanın en güzel adamı, en güzel kadını mutlu mu? Değil. Yani o gözler seviyorum. İyi bakmadığı sürece, güzel bakmadığı sürece o gözlerin bir anlamı yok. O zaman şimdi o burunu yaptırdın. Ben o burun bildim, çocukları koklamadığı sürece. Ne zaman bildin? Dinleyin beni bak. Ne kadar güzelsin nere özendi. Hayatım şunu bir dinle. Bir de güzel sen misin? Senden güzel çok insan var ama gözleri iyi bakmazsa, edebiyle yaşıyor. Boş o gözün yapma bir bana. Anlamı yok. O burun çocukları koklamazsa o burunun güzelliğini de bir hikmeti aynen yok. Esra Hanım. Sen o yüzden bu bırak. Kadar çok hani güzellik takıntısında bulunmayın. İyi bir kalbe sahip olun. Esra ailenize bir şey sahip çıkın. Kendinize benim sahip bitmedi. Çıkın. Benim söz hakkı istiyorum Esra abla. Lütfen. Şimdi aranızda yılların getirdiği sıkıntılar ve sorunlar var. Esra her ilişkide bir şey söyleyebilir olur. Miyim siz bana soru sormadan? Herkes diyor ki güzellik konusunda muhabbet açılıyor. Hani estetikten açıldı madem konu. Güzellik de para etmiyor. Hiçbiri. Bak Esra Hanım. Sinsi bir yıl boyunca. Esra Hanım ben kimseyle uğraşmadım. Ben insan olsaydın kalbin temiz girmedim. Olsun. Yüzün güzel olsan olacak ya. Ben gidip de boş vaktimi gideyim de komşumla iki çene çalayım da şunun bunun dedikodusunu yapayım demedim. Ben boş vaktimi gittim temizliğimi yaptım. Yemeğimi yaptım. Gerekirse çocuklarıma pastasını yaptım. Ben gittim aynanın karşısına geçtim. Acaba ben güzel miyim ya? Köyde yaşıyorum ama ben güzelliğim gitmiş mi? Yaşım gidiyor ama yaşlandım mı diye ben aynayla baktım konuştum. Ben bir kadınım değil mi? Bütün kadınlar ama bakıyor kendine. Onun öz saygından yapıyorsun. Evet. Bunu her kadın kendine ben yaptım, öz saygısından yapıyor. Sorun bu değil Meral'cim. Sorun bak. Bu değil siz, ama sorun buymuş gibi konuşuluyor. Her iki tarafta belli bir noktaya getirmeye çalışıyorsunuz. Seyirci dedim ya seyircilerimin de anlamadığı şu var. Ya diyor koca bilmem kaç kilometre uzaktayken o onunla kavga ediyor. Annesinin evine gidiyor çocuklara kayınvalide bakıyor. Evet. Kimsenin kafasının almadığı nokta bu. Sen şimdi kocanla kavga ediyorsun değil mi telefonda? Esra abla annene, bu çocuklarla ilgilenmiyor. Sen annenin evine gidiyorsun kocana küstüğün için. Bir buçuk ay ama çocuklar kaldı. Babaannede. Benim ortanca kızımın buna niye gerek duydu? Ablacığım bir şey söyleyebilir miyim? Hep kaç gün çocuklar babaannede kaldı? Son anda yaptığım şey konuşuluyor da. Ben hayır, şunu söyleyeceğim. Çocuklar niye babaannede? Kaç gün kaldılar babaannede? Ben bilmiyorum doktora gidiyorum çocuklar. Diyerek bıraktım babaanneye. Ben babaanneyle babaanneyle konuşmuyorum. Konuşmuyoruz ki nasıl bırakıyorsun? Nasıl bir yüz var sende? Senin yüzünden annemi terk ettim ya ben. Esra Hanım ben kaynanama... Yapmayacaksınız işte. Bir dakika. Oğluyla kendi arasındaki meseleydi. Kendileri küstüler. Ben kayınvalidenin tartışmasını olsun, şimdi girmek istemiyorum. Ben çocuklar konusunda sen hastaneye gidiyorum diye bıraktım. Aşkım şunu bir ne olur bir düz bir şey yapalım seyircime de anlatayım. Kaç gün çocuklar babaannede kaldılar? Esra Hanım. Çok basit. Kaç, kaç gün çocuklar kaldı? Beni tehdit etti. Eve dedi gelin baksana ne yapıyorsun. Niye hayatım, tehdit ettin? Ben gün, gidiyorum İstanbul'a cevap. Gidiyorum. Efendim, senden işim yok dedim de tehdit ettim. Güle güle bay bay mı yapacaktım? Babaannede iki gün kaldı. İki gün. Ben oraya gitmek zorunda. Geldi çalıştığı yerden Meral sen git babanın evine bunun gözü döndü bizi de dinlemiyor bizi de yani laftan anlatamıyoruz bu adam sana kötülük yapabilir hırsı seven geçene insan kadar birine zarar git, vermez ananın babanın evinde bekle biz konuşuruz sakinleştiririz ne yapıyorsanız o zaman yaparsınız boşanırsan boşanırsınız annem de söyledi babam da söyledi abim de söyledi bunun yanında çalıştığı arkadaşları da söyledi arayıp söylediler babamlar falan. Ben gittim ailemin yanındayım ne olacak diye bekliyorum olaylar bu şekilde geç hiçbir şey göründüğü gibi değil. Sonra ne oldu? Geldi. Ben Meral'le konuşmak istiyorum dedi. Annesi konuşturmuyor diyor ama bu gitti eve girdi. Ben tamam. Seninle konuşmak istemiyorum dedim. Evden küstü çıktı gitti dedim ki anneme. Anne ara ben gider senin odanda yatarım. Sen gerekirse... Hayır annen kapıyı dedi ki. Hayır hayır. Seninle... Kelimeyi en son canına tak ettiği için söyledi. Çünkü polis çağıracağım bir... dedi. 5 tane dosyam var. Her gün polis gelir mi kapıya ya? Niye geliyor polis? Kadın hakları var ya. Kadın hakları değil. Allah'ım eğer ya. Siz usulsüz davranıyorsanız, kaba davranıyorsanız... Hayır sorabilirsiniz. Esra kaba bir davranıyorsanız şey polis de gelir kardeşim. Bak Esra ablacığım ben yalan konuşmuyorum. Herkese bağlansın beni ifade etsinler. Kadın sığınma evinde bana dedi ki senin kirli paranı istemiyorum dedi. Yüzünü de görmek istemiyorum peki, dedi. Peki Yalçın ben de sana soruyorum. Karın bitirir. Seni istemiyor. Niye onu istemekte ısrar ediyorsun? İstemiyorum zaten. Bir şu şeye, anda istemiyorsun. Bir şey yerine zaman... getireceğim. Ya o zaman 3 çocuğum var. Yetim mi kalsın? O 3 çocuğu düşünürken bana niye şiddet uyguluyordun?
alındım? Ha, hata mı yaptım? Ekranlarda niye koskoca yazmıyor? Şey, sevgilisiyle çıkıp gitti diye. Sevgili babacığımla geldim ben buraya ya. Yanlış bir şey sen mi yaptın? Kirli para dediğin topraktan kazandığında giyildi. Gösteriş yapma ya. Çarşambadan getirdim. Çarşamba toprağı bu. Ben de giydim. Niye kirli paranı, yüzünü görmek istemiyorum dedi. Sen benim ekrana resmimi... Bütün giyindiğin her şey benim kazandığım paralarla. Beraber kazandık. Şehire gitseydin, okumuş adama gitseydin, bana niye geldin? Ya niye böyle söylüyorum? Ben seninle evlendiysem mutlu olmak için evlendim ya. Sığınacak bir liman olarak gördüm. Seni sevmeye çalıştım. Sen kendin ittin, şimdi ben Meral'ı seviyorum. Ben ittim seni? Ben itseydim bu halde mi olacaktı? Ben o sevgiyi senden dilenirken sen neredeydin? Ben her yerdeydim, yanındaydım. Ha? Her yerdeydim. Her gittiğin yerdeydim. Tüfeğini sakladın diye dövdün beni hamile hamile. Bunları niye yaptın? Ne 15 yaşındayken nasıl evlendiniz? Biz mutluyduk o zaman. Efendim? Ben ailenizin de sesleniyorum. Ben sana özgürlük yani verdim, mutluluğumuz bitti ya. 15 yaşındaki bir çocuğa... ...baktığınız zaman sonuç bu. Sonuç bu. 15 yaşındaki çocuğu gelir ederseniz... Abla ben dedim ki, bak bu dedim 15 yaşında dedi. Ailesi nasıl izin verdi bu evliliğe? Avukat hanım bu 15 yaşında dedi. Bunların akrabası vardı bizim orada. Kuatra hastası Samsun Fakültesi'nin tamam abisiyle ikisi gelmişlerdi. Aa. Orada gelin dedi ki sana kız buldum dedi. Ben de tarlada mivzarla çalışıyorum traktörle. Mısır ekiyorum. Su getireceğim göstereceğim sana kızı dedi. Bir getirdi ki çocuk. Dedim ki ben istemiyorum dedim. Sonra gitti bunlar. Aradan zaman geçti. İşte... Bir sene geçti Esra abla. Bir sene sonra Allah yazacak ya. Bir sene sonra gene karşıma geldi aynı evde. O zaman da sılaç yapıyordum. Hayvanlara mısırdan sılaç yapıyoruz makineyle. Bir baktım bu Meral o Meral değil. Yani... dedim ki beni idam ederler. İşte, 15 yaşındasın. Çocuksun dedim. En başında. Seni. Benim ailem evliliğe onay falan vermedi. Ben kaçtın kendim, mı? Bak ben kendim gittim, niye? Kaçtım. Kaçtınız, niye şikayetçi olmadın? Hemen şikayetçi olsaydınız 15 yaşında avukat rızası hanım. Olmadan siz şikayetçi olabilirdiniz. Bitti, şikayet ailem şikayetçi oluyordu. Araya bir sürü insan soktular. Şimdi ben 10 yılın defterini, 13 yılın defterini burada dürecek değilim. Bu en başında. Aslında olması gerekendi ama inşallah bu saatten sonra herkes akıllanırlar. Hayatım bu 13 yıllık evlilikte ikiniz 3 tane çocuk getirmişsiniz. Herkesin itirazına rağmen kaçmışsınız. Kaçmanıza da sevgi diye bir kılıf bulmuşsunuz. Bu yuvayı kurmuşsunuz. Şimdi de diyorsunuz ki bu yuva mutluluk yıkılsın. Mutluluk vermedim de niye İsteğiniz, çocuk verdin? Bana talebiniz... 3 tane meyveyi niye verdin? Talebiniz bu mudur? Niye meyve verdin bana? Şunu aldım bunu kimin, aldım kimin, diyorsun ya. Ben ondan bundan mı dilendim? Ben kimden para dilendim? Bana şunu al bunu al dedim. Sen benim kocam değil misin? Ben senden sonra, istedim. Gülsem'i niye yaptın? Ayşe'yi niye yaptın? Getirildi elbise gördüm. Ay Yalçın onları tek başına mı yaptın? Saçma sapan da konuşmayın. Kimden istedin sen ya? Kendiniz... Sen yani, buraya niye çıktın? Bak niye? Şimdi de ki. Niye mi çıktın? Niye çıktın? Bir saniye. Hiç babana, Yalçın, annene. Yalçın senin derdin bugüne kadar kazandın. Ifade edemedim. Yalçın. Ben, kızım haklı, kızım haklı. Yalçın bak şu anda haksızsın. Niye biliyor musun? Senin derdin ya 13 yılda biz birbirimize öyle emekler verdik ki sen beni büyüttün, ben seni büyüttüm, sen bana öğrettin, ben sana öğrettim, beraber geliştik. Tam böyle rahat edeceğimiz çocuklarımızın büyüdüğü dönemde doğru, beni abla. Bırakıp gidemezsin cümlesi çok daha naif ve özel bir cümle. Çünkü orada 13 yıllık bir emek var. Tamam, ama sen gidiyor? Şunu dersen ben sana kızarım. Üzerindeki kıyafetler 30 bin liralık bilmem ne yaptın. Sen bunları şimdi de beni bırakıp gidemezsin dersen olmaz. Gidemezsin demiyorum. Sizin 13 yıllık madem... emeğiniz ve fedakarlığınız ablacığım, var birbirinizin üzerine. Ablacığım ben karımdan memnundum. Bak memnundum. Allah razı olsun. Çok temiz, titiz bir kadın. Esra Hanım. Ama ben bu kadından memnundum. Bundan değil. Ya bunun nesi var ya? Bitirsene. Bana kaybolan yıllarımı aynı getirdin, ben seninle yani. Evlenmeyeyim o zaman. Kaçmasaydın bana o zaman bana. Bana kaybettirdiğin yıllarımı ben getirip... sana dedim ki çocuksun dedim, nasıl adamsın, mutlu gel beni kaçır dedin. Mutlu olmak için evlendim diyorum, mutsuzdum, mutlu olmak için evlendim. İşte Meral'cim bak, çok sihirli bir cümle söyledin.
O kadar etkili bir cümle ki o haykırarak söylediğin. Ben ailemde mutsuzdum. Seninle mutlu olabilmek için evlendim. Niye ailenin yanına gidiyorsun? Bütün genç kızlar bunu yapıyorlar. Nereye gideyim ya? Hocaya mı gideyim? Senden yüzüm görmedi. O mu güldürecek beni? Ha nereye gideyim ben? Ha ne yapayım? Şimdi ailesine geri dönecek değil mi? Kim? Sen. Esra Hanım ben aileme geri döneceğim. Ben ha, hayır, iş buldum onu çalışacağım. Soruyorum. Mutsuz olduğun ailene, mutsuz olduğun ve oradan kaçtığın ailene Esra Hanım. Geri döneceksin. Esra abla yani, ben evini bile bilmiyordum. Yeni bir hayat ve yeni annesi bir hayalde ki, mutluluk gel, aramayın. Şuradan gel. O orduda bir huy var. O yolları ben mi tarif ettim, orduda annem mi tarif etti? Soruyorsun evde diyorsun ki Gölköy'e gideceğim diyorsun. Kadın bana diyor ki sen ya, kimsin? Ya gelirken necisin? İyiydi şimdi kötü oldu. Ben dedim ki sucuyum da sucuyum dedim git. Annesi dedi ki şuradan gel buradan gel. Kendi eliyle kızını bana kattı. Bir gün önceden iki gün önceden evi... Ne zaman ya? 15 yıl önce, 13 ay, yıl önce. Esra Hanım. Allah aşkına Yalçın ya. Yok tutmuş bir şimdi kendini sormuyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Konuşuyorsun gerçekten. Esra Hanım bir şey annesi söyleyeceğim. Annesi mi verdi kızını? Evet sen de, kendi eliyle koşa, verdi. Koşa. Kızıma iyi bak dedi. Yalçın, i̇yi bakmazsa koşa, alırım koşa. Dedi. Koşa aldı. Koşa almışsın. Sana bitti. Kızına iyi bak demiş mutsuz et dememiş. Sen niye hayatım, mutsuz ettin? Bir şey söyleyeceğim. Mutsuzluğunda niye 12 seneni verdin? Gitseydin. Ya bir şeyler düzelecek diye bekledim ya. Dört dörtlük olup da niye gittin? Önceden gitseydin. Bir sene evli kalıyorlar, boşanıyorlar. Benim gururumla oynadın. Dava açacağım sana. Benim erkekli gururumla oynadın. Şey Türkiye'nin boşanma sayısı arttı. Evliliğim uzun sürsün diye bir şeylere dişini sıkıyorsun, dayanmaya çalışıyorsun. 12 yıl niye bekledin? Şimdi de mi suçluyum? Sana ben 12 yıl boyunca sabretmişim. Bu suç mu? Suç mu? Ya lan sabrettin de bana diyebilirdin ki ben dedim, sana... Dedim. Ne zaman Esra dedin? Esra dedim ki dayanamıyorum artık dedim. Psikolojim bozuldu. Ya sürekli konuşma ya. Niye ediyorsun. Aynı şeyi yaptın? Beni bu çocuklara niye dedim, yaptın o zaman? Terapist kendin alalım dedim. Kendin haklı Yalçın sen neredeydin bunlar olurken? Abla ben hep sevdim onu. Hep yanındaydım. Şu sen an, beni çok sevdin. Bülbülüm altın kafeste. Şu an bu kadın değil. Bu kadın olduğu için... Bu kadın olsaydı doğruları söylerdi. Ne? Sorun ne ama biraz önce diyorsun ki annesi bana zorla verdi bunu diyorsun. Sorun 12 yıldan beri mi var? Bir şey söyleyebilir miyim? Sorun 12 yıldan beri var mı şiddet? Sorun sürekli vardı. Ha. Ama benim ailemde şöyle bir şey var. Ben çocuğum mutsuzsa geldi, gördü. Boşasın gitsin ya niye uzatıyor der. Yani belki 6 ay da sürdürmez evliliğini. Boşasın gitsin. Yeter ki benim çocuğum mutlu olsun der. Yani artık kızlar her yerde aranıyor. Aranıyor şeyi çıkıyor. Mutsuz yani. Herkes mutsuz. Kimse mutlu değil. Ama benim ailemde şu var. Senin yuva bir yuva kolay kim kurulmuyor. Kim mutsuz herkes? Niye genelleme yapıyorsun? Ya ben niye genelleme ki, yapıyorum? Esra abla. Sadece mutsuz olan ben değilim. Peki mutsuzluğun bunun sebebi farkındayım. Ne? Farkındayım. Mutsuzluğum köşe yani, birine bekle. Bağlasınlar. Mutsuzluk tam arkana yaslansana. Bizim kendi nasıl hissettiğimizle yalan ilgili ya da mutlu olabilmek için biraz emek sarf etmemiz gerekiyor mu? Emek çok sarf ettim. Bak 12 yıl var ortada. Evet. Ben kötü bir kadın hayır, olsaydım bu adam beni istediğini yaptım. Mıydı? Sana yaranamadım ya. Sen her beni istediğini taşır yaptım. Mıydın? Sen Hürriyet'te okula avukat gelmiş. Avukata sormuşsun ki avukat hanım ben kocamın hiç üzerinde bir şey yok. Ben üzerinde bir şey yok. Boşandığımız zaman bir şey alır mıyız? Ya o zaman konular öyle gelişti. Şimdi niye o açıklayalım? Niye sen bir sene önce soruyorsun? Esra Hanım bir şey söyleyeceğim. Bir seneden beri yılan gibi koynumda yalan konuşmuşsun. Boş yapma bana ya. Oynamışsın gene oynuyorsun ya. Niye mutlu değildik? Niye avukata soruyorsun? Boşansam ben kocamdan arabanın yarısını alamayayım, motorun yarısını alamayayım, tallanın yarısını. Ne zaman sormuşum ya? Yarısını köylü alamayayım diye ne zaman laf etmişim? Köylü bağlansın. Köydeyken diyor. Köydeyken... Esra Hanım. Boşanma konusunda haklarını öğrenmesi. Bir insan haklarını öğrenmesi kötü bir şey değil. Ben Meral'in söylediği şu cümleye takıldım. Dedin ki ben aslında 13 yıldır evlisiniz. 12 yıldır sana tahammül ediyorum. Evet. Yani aslında tahammül de etmezdim Esra Hanım. Belki hayır, de 2 yıl sürerdi. Belki de 1 yıl sürerdi. 12 yıldır tahammül ediyorum. Yani aslında seni idare ediyorum demek bu. Evet. Tahammül. Evet. Tahammül etmenin sebebi nedir? Sebebi ne biliyor musunuz? Hı, ben kaç defa aileme ben onunla anlaşamıyorum. Bana sürekli hakaret ediyor. Beni dövüyor bana. Sen kadın mısın? Kadınlığınla alakalı şeyler. Ne dövmesi şeyler. Ya? Dövüyor, dövmedi. Dövüyor. Dedin mi? Evet bak Allah var yukarıda. Esra Hanım gelip geçer. Allah var bak. Lafını inkar etme. Meral. Avukatı söyledin mi? Esra Hanım kuyumcu hangi arkadaşı var. Hangi avukata gittiniz? Kuyumcu arkadaşı hayır, var. Hayır şunu merak ediyorum. Söylesin avukata. Sana şiddet hayır, uygulayınca söylesin. Siz avukatlık mı oldunuz? Yani ayrılma noktasına ben mı geldiniz? Ben ağlayarak... Tarih söyle. Kulağıma tarihi bilmiyorum 9 ama. 9 sene önce, 8 sene önce Esra ablacığım. Yani böyle sonuçta bir olay bir yaşandı. Sonuçta bir şey kolay bitmedi ya, mi Esra Hanım? Ya çocuklara bakmamıştır ya da bir şey olmuştur. Dövdün mü? Dövme.
karını döversen çocukların hakkı seni döver zaten. Ablacığım. Esra'nın bir şey söyleyebilir miyim? Yapmayın Allah aşkına ya. Esra'nın bir şey söyleyeceğim. Yalçın Bey, dün şunu söylediniz dört ya. Dört tane hayvan hastalanmış ahırda. Bu çok tehlikeli bir yaklaşım. Ahırın içinde ben yapıyorum. Düzeltmek istiyorum. Bütünüm, o da ateş oluyor sıktı. Şiddet uygulamam için. Yok öyle de ateş ya, derken. Bakın ben kullanmak istemiyorum tam tarif. Tamam. Tütün ama ateşi de yakın o diyorsunuz. Yani sen adam beni, mısın? Ona bir kıvılcım bakın, lazım. Şiddetin aması fakatı bir gerekçesi tamam olamaz. Tamam da ben erkeksem kocasına karşı yok. Niye... Bak, İnsan sen olacaksınız, cinsiyetiniz olmayacak. Sen erkekten bahsediyorsun ya. Niye bana aşağılayıcı kelimeler kullanıyor kadının? Koca olsaydın ya, koca olsaydın. Ben sevgiliydi, senden bekledim ya. Giderseniz size sürekli hakaret eden bir eşinizle aynı çatı altında yaşama gibi bir yükümlülüğünüz yok. Gidersiniz bunu dile getirirsiniz. Ben gereken saygıyı daha yapmayacağım, sana saygı duyacağım. Bak çok güzel bir şey söylediniz buraya gelince ya. Benimle aslında boşanmayı çoktan kafasına koymuş. Yer değiştir dedi. Doğru. Toprak insanıyım. Toprağımı terk ettim. Ben doğru. Ona da çok üzüldüm. Yani bir insanın maalesef şu gündemde çok o. Yani eşler yaşadığı toprağı, çiftçiliği bırakıyorlar. Şehire gidelim, şehire gidelim ve şehirdeki o yaşama ayak uyduramıyorlar. Çok ucuz bir fiyata da hayvanlarınızı satmışsınız. Doğru. Orada şimdi da geçim olmamış. Estetik yaparken bile... fikir birliği yapıyorsunuz. Bakın yolu biliyorsunuz, evet. Yordamı biliyorsunuz, uzaklaştırma kararlarını da biliyorsunuz. Ya uzlaşamadınız, zarar görüyorsanız da medeni bir şekilde avukat yoktu. Size söylemek istiyorum, devletin sizin nezdinizde de bütün kadınlara adli destek mağdur hizmetleri daire başkanlığı var. Olmadı mı? Şiddete mi maruz kalıyorsunuz? Gidin başvurun. Ablacığım. 9 yıl sonra ya oraya gidin odaya çıkartmayın. Yalvarmayın polis arıyor yani. Bangır bangır bağırıyor. Bak, Yalçın. Annesini telefondan beni arıyor bu. Annesini telefonda videoyu açıyor. Beni kızdırıyor. Yalçın. Kendi itiraf etti. Allah var diye kendin dedin. Evet yaptım dedi. Duysun halk. Yalçın ben sadece resmen sana şunu söyleyeceğim. Yanında dedi, seni sevmeyen. Dedi. Ben, ikiniz, ben bunu herkese de soruyorum. Şimdi karının seni sevmediğini biliyorsun ya. Abla bir seneden beri. Tamam bir senedir sevmediğini biliyorsun. Hayır. Ne kadar söyledin? Niye seni sevsin diye uğraşıyorsun? Ben uğraşmıyorum ablacığım ya. Bak bu çok önemli bir cümle. Lütfen çok bekleyin duymuyorum hiçbir şey. Konuları yerden farklı farklı yerlere götürüyor. 10 sene 12 sene. Tamam o zaman annem vardı abim vardı beraber yaşıyorduk. Dünyada işçiye yemek yapıyordun. Her iş yapıyordun. Ağzından ses çıkmıyordu. Normal bir kadındın da. Şimdi sesin dur. Çıktı kötü. Bir dakika oldu. Normal bir kadındın evet, da. Bir dakika. Bir dakika. Dur. Evet. O kadar birimi gördün de ha. Kocan olarak dedim ki bu kadın dedim 15 yaşında bana geldi. Öyle kendimi güzel hissediyorum. Ha? Ondan sonra onun tercihleri ve onun seçimleri. Tamam da ablacığım ben zaten seviyorum ya. Adabıyla giyinsin, adabıyla gelsin. Girsin koluma beraber gidelim. Kendi başına İstanbul'a gidiyor. Kendi başına Ordu'ya gidiyor. Yani ben hep izin veriyorum. Vermesem küsüyor. Yere çekmeyin adapla ilgili. Aslında bunların hepsi senin kendi kişisel tercihin. Esra Hanım. Nasıl yaşamak istiyorsan, konuşurken nasıl giyinmek istiyorsan. Doğruları aslında söyle lütfen. Köyde bir saniye. Ben köylü buna, gibi gezdim. Hayır hayatım köydeyken oraya uygun olacaksın zaten. Ben her zaman bunu tavsiye ediyorum. Meral'cığım söylemek istediğim o değil. Bunları dediğini yapabilir. İndirime bana düşmüş. Tamam giysin gelsin. Tamam. Niye benden saklı? Giyin ister giymeyin. Bana ne ya? Ya şimdi bunları niye söylüyorsun? Hayır ben onu anlamıyorum. Sen canlı yayından çıkmışsın. Üstten siz aşağı hala estetik yaptırdın bakın, beni beğenmiyor ben öyle demedim. Ben bu kadar canımdan bezdirdim. Çıktı gitti. Siz hala öyle bir şey yok. Şekilde şemalde arıyorsunuz. Giyimde kuşamda arıyorsunuz. Adabı, terbiyeyi, erdemi. Bunların hiçbirinde şu kumaş parçası 3 kuruş ona fazla çok da olsa abla. Eksik de olsa beni ne fazlatır ne eksiltir. Ben o böyleyim yani. Değil bununla alakası yok. Değil ben de alkışlıyorum. Değil çünkü. Ha. İster uzun olsun ister kısa ben buyum. Beni ben yapan ne biliyor musun? Bu hayattaki duruşum. Nasıl bir ailem?
var, nasıl bir çocuk yetiştiriyorum, sosyal çevremle ilişkilerim, sorumluluklarım, ben bunları yerine getiriyor muyum? Yoksa bu sorumlulukları kenara edip kardeşim böyle sanal dünyada, hayal aleminde koşuyor muyum? O hayal aleminin peşinden gidiyor muyum? Gidiyor işte abla. Gülmüş, teşekkür etmiş. Var. Niye ben teşekkür ediyorsun ya? Ret et adamı. Sesimi de yükseltin, yükseltmek zorundayım. Salim Yılmaz kim? Arayın. Komşularımı arayın ya, ki Ordu'yu aramayın. Samsun'dakileri arayın. Evli olduğum taraftaki. Bu kadın çocuklarına bakmıyorum zaten. Yemek de yapmıyordu. Ya. Evden aşağı inmiyordu, çalışmıyordu. Bu adam sonuna kadar haklı desin biri. Gerçekten ben susacağım. Senin yüzünden 6 tane selamı bile sattım. Olmaz. Destek vermedin ya. Ben boş ikinize konuşma ya. Dün bir soru ya, sordum. Birden bu hale gelmedik ya. Sen niye bunu anlamıyorsun? Kafan niye basmıyor bunu? Ben senin yanında mı? Yalçın beni boşa diyorum. Annen, baban bir yıldan beri söz annen baban gibi yüzünden. Tutacağım Meral, birleştik. Tutacağım. Şu çeneni bir tutsaydın hiçbir şey yoktu. Ha, ben sana böyle yine yapacağım, sabrediyordum ben çocuklar böyle için. Yapacağım, değil mi? Tutmuyorsun ya, herkese söz veriyorum o çeneyi tutacağım diye. Sen de saygılı ol Meral. Saygılı ol Meral. Kocan var karşında. Konuşurken ben de insanım seslenir. Ya, ben de etten kemiktenim. Benim de duygularım var. Nasıl susayım ben ya? İnsanın levrini döndürün, ondan sonra sussaydın, kadın olduğunu bilseydin, kadın olduğunu hatırlasaydın. Susamıyorum, hazmedemiyorum ya. Sustum da ne oldu? Bak diyorsun 8 yıl boyunca birlikteyken her şeyi yaptın, iyiydin de. Şimdi niye sabretmedin diyorsun. Demek ki artık canıma tak etmiş, gitmiyor ya, gitmiyor, bardak dolmuş. Ona ne denir biliyor musun? Bir şey daha tahammül diyeceğim. Denir, tahammül sınırım vardı. Tamam bir dakika, ben kötüyüm. Kabul ediyorum herkesin önünde. Meral, ben şunu anlamıyorum, çocuklara... vallahi lafınızı kestim. Tahammül yok. Bak... Bu kadınların estetik yaptırmasına da kesinlikle karşı değilim. Tamam, nasıl hissediyorsa. Ama bak siz de öyle bir manzara çiziyorsunuz ki. Şimdi ben bir boşanma dilekçesi hazırlasam sizin yerinizi. Anlatıyorsunuz. 25 Kasım'da, Kasım ayında daha siz ikiniz ortak kararıyla eşinizin istediği talebini... Doğrudur. ...bıçak altına yatmaya gidiyorsunuz. Yani ortada 25 Kasım'a kadar olan... Bir sorun yok gibi tamam ben hissediyorum. Tamam işte kendi şu an sorun üretiyor ki beni ya bak, suçlamak 20, için. Ha, 25 Kasım'dan önce sorun varsa yani... Yani? Bütün her şeyi siz bir... Ben orada... sana Allah şunu razı yaptırdım, olsun, ben sana ya. Bunu aldım. Sen niye böylesin? Sen sus. Ya daha önceden de demiyor muydun Meral Hanım? Daha önceden de demiyor muydun? Benim ben... Ordu'daki evi kapıyı kilitlemiş. Canım kocam sen bana bunu yaptırdın. Süslenmiş, püslenmiş, çocuklarım hava güzel. Pazartesi gün cam gibi güneş var. Bak, niye çocukları gezdirmedin, şey bir kere ya, parka götürmedin? Ya. Hayatım ben bu çocuklar bak. Ağaç kovundan mı çıktı ya? Çenesine mi vurmuş? Hayır hayır. Yalçın Bey siz diyorsunuz ya sürekli ben bu LED'deki Meral'i seviyorum, seni sevmiyorum diye. Evet doğrudur hanımefendi. Çünkü oradaki Meral hep ezilen Meral'di, dayak yiyen Meral'di, yok, şiddet yok. Gören dediğiniz Meral'di. Gibi değildi. Ama şimdiki Meral ayakları üzerinde durmak istediği abla için, yanlış cesur olduğu için. Yok. Bazı erkekler... Ayakları üzerinde duran kadınları sevmez. O sizin fikriniz. Sizin tek sorununuz bu zaten. Yok, ama kocana saygılı ol diyorsun. O diyor ki bana senin burnun diyor böyle şöyle diyor. Senin de burnunu yaptır diyor. Beni beğenmiyor. Şimdi, kendini değiştirdi beni bir beğenmiyor. Bir saniye bir cümle. Allah sen farklı yerlere çekiyorsun abi. Bir saniye Yalçın bak şimdi bir cümle bazen böyle bir kelime olayın tüm seyrini değiştirebiliyor. Buradaki nokta şu. Herkes bunu kaçırıyor. İşte 25 Kasım beraber işte Ordu'ya, hastaneye gidene kadar hani şey el ele evet, beraber mutluyuz, evet. O işte yapılacak iş neyse onun için aynı heyecanı yaşayan bir karı koca var. Doğrudur. Beraber gittiniz. Beraber. Evet videosunu ben çektim uyanırken. Ne kadar heyecanlıydım ya. Bu güzel bir şey. Heyecanlı. Hani o güne kadar siz bir hayali paylaşıyorsunuz. Açılmış. Hayır hayır bak. Hayatım bir hayali paylaşacak abla... Sıkıntı yoktu. Ne olduysa ondan sonra ya. Oldu diyor. Dedim ki benim eşim beni seviyor dedim bak. İstediğimi yapmak istemese köylük yerde yine yaptırmazdı. He. Bak eşim beni doğruları seviyor söyle ya. Kendi kendimi ikna ediyorum. Ama sürekli ben sana şunu aldım şunu yaptım. Ben Meral sana niye dedirttiriyorsun ama? Niye dedirttiriyorsun? Şalvar giydirmesini de bilirim. Bak. Başını örtmesin. Seni balkondan atmasını da bilirim. Yalan konuşma ama senin ya. Taleplerine de... Şimdi konuşmaya geldi miydin bir senin isteklerine de saygı duyuyor muydu? Ya ben bunu yapacağım. Saygı duyuyor mu? Şu şekilde Esra Hanım. Beraber çalışıyoruz. Benim kocam çalışıp da ben evde sadece çocuklarıyla ilgilenen bir kadın değilim. Ben kocamla beraber sabah 7'de kalkıp gidip ahırın işini yapıp
tarlaya gidip eve gelip yumurta kırıp hep beraber yiyip tekrar ahıra gidip ben eşimi tarlada akşam ezanı karanlık oldu. Herkes saatini biliyor. İşçi saatini bilip çıkıp gidiyor. Ama ben o yalnız kalmasın. Hale gidecek. Uykusuzluğuna kaza yapar diye ben onu bırakmadım. Gider ahırın işini. Işık Allah yanıyor razı en azından. Olsun öbür Meral'den. Bir dakika söz hakkı ver. Işık yanıyor en azından dedim. Eşimi buradan çıkartayım kaza maza yapmasın. Bir yerine bir şey olur diye. Hiç tarlada tek bırakmadım ben onu. Oradan çıktı gitti ben ahırın işini yaptım. Çocuklar eve gelmiş aç yine uyumuşlar. Kendi hallerinde zeytin yemişler. Masanın üstünde sabah kurduğum sofra. Orada öyle o şekilde duruyor. Ben çocukları uyandırıyorum. Yemek hazırlayıp karınlarını doyuruyorum. Temizliğimi yapıyorum. Çamaşırlarını falan asıyorum, kurutuyorum. Öyle ben cappar bir... güçlü bir kadın evet, var. Evet Esra Hanım. Benim şey güzellik resimlerimi koymuş oraya. Çamurun çorağın içinde o şuraya kadar giydiğim çizmeyle beraber niye koymuş oraya? Var mı oraya? O fotoğrafları onları var yayınlayalım. Bana tamam, onları attı verin. Kendisi attı o fotoğrafı. Şunu soracağım. Sen hani şimdi cappar bir kadınsın ya. Sen evet. Aslında hep cappardın anladığım kadarıyla. Sana da saygı duyuyor muydu? Yani dırdır ediyordu doğruları sonundan. Doğruları söyle Meral, doğruları. Yani ben bunu yapacağım. Hayır, bak. Ben bunu yapacağım Yalçın. Kabul ediyor muydu bunu? Heh, ben şunu yapacağım Yalçın dediğinde kabul eder miydi? Şöyle oluyordu Esra Hanım. Doğru söyle. Yalçın ben gezmek istiyorum. Yarın şuraya gidelim mi dediğim zaman şunu yapalım, şu işi yapalım, bütün işleri toparlayalım. Ondan sonra işimiz olmayınca Meral. Gidelim diyordu. Sus. O zaman da işleri toparlıyorduk. Benim önemli bir işim. Hiç işi bitmiyordu Esra Hanım. Hiç işi bitmiyordu. Senede bir iki defa böyle poz veriyorduk. O da Meral çok gezen bir kadın. Meral'ın keyfi yerinde. Görüntü çok güzel, görüntü çok hoş ama kimse kimsenin içini bilmiyor. Ah Yalçın ah! Beni bu duruma sen getirdin sen! Yalnız bu gezme konusunda benim de boşanma sebebim olabilir herhalde bir an. Şimdi öyle konuşunca anam dedim yani. Hayatım gezme desen yok, tozalım desen yok. Bir sahil, bak, bir sahile kuru yürüyüş yapalım desen. Ayakların esas mesele ayaklarınızın üzerinde durabiliyor musunuz? Ben mi? Evet. Vallahi ben aynen, iki elim üzerinde duruyorum. 2021'in odası ayaklar üzerinde durabiliyor. Tek mesele ağızlara pesenk olmuş bakın. Bir kadın anne olduktan sonra ayaklarının üzerinde durmasını ben yalnızca şöyle algılarım. Çocuklarını her şartta ve her koşulda terk etmeyen. Yanında Allah olan. Allah razı olsun senden. Ben o çocukları bırakıp gitmedim. Hayır sana sen söylemiyor. Sen aldın yanımdan götürdün. Genel anlamda. Niye çünkü çok fazla. Mesela avukat hanım ben çalışma nasıl ayağımın ile... üzerinde duracağım? Ben nasıl çocuklara sahip hayatım, çıkacağım? Hayatım sen zaten. Önce bir iş bulacağım. Önce bir maaşım gelecek. Meral. Öyle bakarım demeyin. Sen demeyim, kendi gönlüm hem kendini Meral, değiştirmişsin hem yeni şehrini değiştirmişsin. Evet. Bir tek aileniz istediğiniz çocukları da siz götürmek istediniz. Aileniz getirmem mi dedi çocuklara? Hayır ailem de istiyordu. Hala da diyorlar çocuklara. Anlattınız mı çocuklarınıza? Biz bakın eş olarak, anne olarak ben babanla geçinemiyorum. Ama babanız baba olmaya devam edecek. Ben ayrılmayı düşünüyorum. Ama bunu demedi. Şöyle değil. Dün sizin aynı anlattığınız gibi lütfen anlardıysan. Her şeye bir mazeret buluyorsunuz. Şöyle yanlış yapmışsınız çünkü sorumluluğunuz çok ağır. Çocukluğunuz bir kadın olarak geçmiş. Çocukluğu yaşamayan kadınların doğru. Yapacağı sorumluluk çok ağır. İsyanınız o yüzden. Bu yüzden de sizin nezdinizde Meral benim için önemli değil. Ha, Meral mı? Cappar bir önemli. Kadın. Sen anladınız diyorsun mı? Ya ayaklarımın üzerine duracağım diye. Benim. Sen zaten ondan ayrılmana gerek yok. Sen bu avukat evliliği hanım. De bir saniye. Yalçın bir dur anlam bir çenen dursun Allah tamam. Rızası için ya. Senin... Sen evlilikte de zaten ayakları üzerinde duran bir kadınsın. Ben senin bir şey yapmana gerek ayaklarının yok. Ayaklarının üzerinde durabilen cappar bir kadınım demiyorum Esra Hanım. Ben çocuklarımı bakabilmek için benim bir iş bulmam, bir maaşımın, düzenli bir işimin olması lazım hayır, ki. Hayır, sen bunu şöyle görme. Sen bu evlilikte aldım, de götürdüm, o aldı ahırda kendisi. Yaptın, o ahırda yaptın, o ağır işlerle de zaten şeysin, ne derler ona, dişlisin, güçlüsün. Güçlüyüm ama beni aşağıladığı zaman ben dayanamıyorum Esra Hanım, ben... Ayaktayken ben dizlerimin üstüne çöküyorum. Ya, ya bir nasıl sürü aşağıladı diyorsun ya? Nasıl aşağılamıyorsun? Sen beni dövmedin mi, vurmadın mı? Gören insanlar var. Arıyorum, söyleyin diyorum. Canlı yayına tamam, bağlam diyorum. Tamam arasınlar. Diyorsun. Sanki herkesin kaybedeceği bir şey varmış gibi. İsim kimse ver hatta, adını, isim. İsmini vermek istemiyor. İsim ver, filancı bırakmayacaksın. Görmeden. Şiddet gördüğün dakikada 183 arayacaksınız. Jandarmayı, polisi Esra arayacaksınız. Hanım. Bunları lütfen yapın. Hüngür hüngür ağladı. Aşkım, canım, cicim özür dilerim. Benimle beraber oturdu ağladı. Bak, affet beni şiddet dedi. Şiddet gördüğünde boşanmak için gitmiyorsun bir merciye, tamam mı? Bu dün anlattığınız gerekçe diyorsun ki ben kız kardeşimin erkek arkadaşıyla gezmeye gideceklerdi. Baştan izin verdi. Sonra eve geldiğimde geç geldiğim için tartışma oldu. Eşiniz nerede? Esra Hanım bile getiriyor. Eş de evde yok. O anda bir
Tehlikeli bir şiddet mağduriyetiniz yok. Şiddet size yönelmeye başlamamış bile. Eş başka bir şehirde. Kaç saat var arasında? Çocukları bırakıp o tepkiyle, o yaşanmışlıkla annenizi devreye sokuyorsunuz. Enişteniz devreye giriyor. 12 tane ortam açıyorsunuz. Bakın, burada yapmanız gereken sakin kalıp bir anne olarak çocuklarınızın yanına gidip gerekli yerleri aramanız, ailenize haber vermeniz. Böyle bir problem yaşıyorum, eşim gelecek, ben buradayım. Beni alın yahut da bulunduğunuz yerde çocuklarınızı alıp gitmeniz. Evet. Siz olayları... Çok farklı. Orada öncesi farklı. Nerede avukatının? Esra abla. Öncesi nerede? Ben gidip konuşma işte ayağımı bozuyorum. Yani sen tartışma gibi bir niye? Durum. Niye öncesini niye gereğini yapmadınız da yaptım. Bunu boşanma sebebi olarak... Köye yaptım. Gidelim, Caner'le köye gidelim, herkese sorsunlar ya. Beni. Kaç defa evimizi karakola görsünler. Gittim, jandarmaya dedikleri gittim, ifademi doğru. Geri çektim ya. Bir şeyler düzelecek diye ifademi geri çektim, güvendim çünkü. Merancığım, dava ne biliyor musun? Bütün dava, ben sizin ilk başta kaçışınızda, dosyanıza baktım. Senin evden ayrıldığın tarihte ve sonrasında yaşadıklarınızda dün ikinize de şu soruyu yönelttim. Dedim ki, hani üç çocuğun oldu pırıl pırıl da maşallah, yani Allah özüne bözüne yaratmış, akıllı çocuklarınız var. Bu 13 yıllık evlilik bitmeyi hak ediyor mu? Hak ediyor. Yoksa bunca yaşanan... O çene hak ediyor, etmiyor mu? Ben sen demeden sen bile dedin. Bazen kendine tahammül edemiyorum. Ben de bu çene varken kendime güvenemiyorum diyorsun ya. Sen demeden şimdi burada da diyor ki ben karımı seviyorum diyor. Ordu'da ev tuttuk. Bir gün sabah saat 10'da çayımızı içiyor. Dedin ki Yalçın dedin. Ne var bende dedin. Kurulu bir düzenim var, evim var dedin. Gene geldin peşime dedin. Annen seni everir dedin. Beni bırak rahat dedin. Dedin ne demedin? Oruç tutuyordum diyordun ne dün. Ne dedim ne dedim bir daha söyle. Bak dedin ki benim peşime niye geldin dedin. Niye ev tuttun dedin. Senin bir kurulu düzenin var, evin var dedin. Yeniden evlen, yeniden bir hayat kur dedin. Beni bana bırak dedin. Dedin ne demedin ne? Dedin mi? Cır 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 cır. Dedin ne demedin ne Meral? Çok tak etti ki Esra Hanım. Dedim ki en sonunda. Ben mi gel dedim sana beni dedim. Beni benimle bırak yani demişsin. Ha. Beni benimle bırak artık. Yeter, beni rahat bırak. Ruhum çöktü dedim. Artık kafam kaldırmıyor dedim. Bir aile terapisine gitseniz Meral Hanım. Aile terapisine bu evlilik gittik, bir şans. Dur bir Yalçın. Hak etmiyor Esra Hanım. Bak hep hak etmiyor. Araya giriliyor. Bitsin. Bu evlilik ben bir şansı hak ediyor mu? Tek cevap istiyorum. Ablacığım zaten kafasında o da bitirdi, ben de bitirdim. Ben aile şeyine... Tek şansı hak ediyor mu? Ben düşünmüyorum. He? Düşünmüyorum. Hak ettiğine inanmıyorum. Hak ettiğine. Çünkü... Sen beni benimle bırak diyorsun. Hak ettiğime inanmıyorsun ve beni boşa Yalçıncığım. Doktora bile dedin ben ki... Ben hak etmiyormuşum ya. Doktora bile dedin ki bana ilaç ver dedin. Hep... uğraşıyorum. Orduya doktora gittik. Bunların bir bölümü çıkmıyor yani. Ben kendi canımı kıyarım. Böyle bir sus, intihar yani, süsü veririm. Ben yuva kurtarıyorum. Psikoloğa gidiyorum. Bir şeyler mücadele ediyorum. Ya. Psikoloğa dedim ki, doktor bey dedim, ben sana ne anlatsam şimdi dedim, geriye dönük dedim. Ben artık yeter, bıktım. Özelliği ne? Çenesi. Çenesi. Meral'in en kötü özelliği ne? Kendini sevmesi. Ben milletin... Milletin ne kadar güzelsin demesi. Ya ben o hakaretleri yedim yuttum. Yalçın'ın, yedim yuttum. Dur. Sen niye çeneni Yalçın'ın tutmuyorsun Yalçın'ın en iyi özelliği ne? Yalçın'ın en iyi özelliği mi? Yalçın'ın en iyi özelliği çocuklarına yedirir, içirir, hiçbir şeyi esirgemez. Hı-hı. O konuda ben Yalçın'a güveniyorum. Sorumluluk bilinci olan, sorumluluk Yalçın'da sahibi bir adam. Yalçın'da ne var biliyor musunuz abla? Ben hani bütün eşler öyle. Eşler sanıyorlar ki giydirim, yedirim, içirim. Kocalık görevimi yaptım. Bütün vazifem tamamdır. Askerlik usulü kocalık yapıyorsunuz. Peki kız bir kere sallıyor. Oldu sordun mu? Meral sen nasılsın? Bugün beraber çalıştık yorulduk ama sen yarın öğlene kadar gelme bu çocukların yemeğini pişir. Sen de artık tamamen Meral iki çöktün. Seneden beri talla yüzü görmedin. Şu günde gezmeye gidelim. Ya iki bir seneden beri ben aynen, seni talla... Aynen karşısına gittim Meral Urfa'daki kendini çalışan, seviyor. Meral kendini Urfa'daki beğeniyor. Çalışan işçim bağlansın ama Meral bunu ya, yani ya. Erkeklerden... Peki bir şey soracağım. Meral'cim bak bu senin sorunların Urfa'daki var ya. Çalışan... Şimdi sen konuşurken ben kendimi sorguluyorum. Buradaki arkadaşlarım herkes kendini sorguluyor. Şimdi ben de diyorum ki mesela Ali bana ne zaman ya sen de bir otur dinlen dedi... O öyle bir şey. Peki, ha, yarın işe şey gitme dedi mesela. Esra sevgili Hanım. Seyirciler. Yani yarın işe gitme. Ama Esra'cığım duygusal
Çok bebeğini kaybettin. Aman boş ver. Kim söyle bir şey? Bir şey söyleyebilir hayatım miyim? Bak. Şöyle söyle. Çok biraz güzel konuştunuz. Gerçekçi bak. Ben de bir şey da söyleyeceğim. Bunu karşı taraftan... Kendinize çektiniz ve güzel bir örnek hayır, verdiniz. Hayır. Karşı taraftan bekleyemezsin. Bak ben de kadın olarak söyleyeyim. Şimdi bu işi yapıyoruz ama biz 7/24 çalışıyoruz. İnanın her gün kendimi ayırdığım kaç dakikam var biliyor musunuz? 30 dakikam var. Bak yemin ediyorum. Mutlu musun abla? Bir saniye. Sadece benim olan... Yalçın mutluyum. Bak sadece... Bize 30 değil 12 saat içinde beraber ama kendimi ayırdığım 30 dakikam var. Ve mesela bazen çocukları ben hep çocuklarımı kendim yatırım. O 30 dakika atıyorum 40 dakika falan olduysa var ya bak deliriyorum heyecandan. Ay diyorum kitap mı okusam? Yoksa şey sevdiğim dizi mi var onu mu izlesem? Benim olan yalnız kaldım ve ne yaptığımı söyleyeyim mi? Yemin ederim yatağa şöyle yatıyorum gözümü kapatıyorum diyorum ki oh... Sessizlik. Bir şey söyleyebilir yani, miyim Esra? Hayat bizi söz maalesef kadın aşkım bak. Biz çocukları olan anneleriz. Sen de cabbar bir annesin. Sorumluluk bilincimiz o kadar yüksek ki biz bunları görev olarak ben yapmıyoruz. Bunları yaparken birinden karşılık beklemiyoruz. Vazgeçmedi. Hocam ben takdir etsen olur, etmesen olur. Ben kendim için yapıyorum. Duracak, bunu karşı alacak. Taraftan beklersen hayal kırıklığı yaşarsın. Kimse gelip de sana annelerin lafı vardır ya madalya takmayacak. Esra, ama şey madalyayı sen kendine takacaksın. Aferin sana ben diyeceksin. Ben madalyayı kendime taktım. Benim alnım dik. Taktın. Başım, benim soy ismim varken Maral Avcı diye Instagram hesabı açıyorsun. Dinler misin? Herkes açıyor. Açmayan bir Allah'ın kulu varsa Meral ben yokum okur diye aç. Desin. Meral okur diye aç. Susar mısın bak. Sen benim soyadımı taşırken şunu yapamam bunu yapamam. Soyadından bile bezdirdin beni be. Ya sen istediğini her şeyi alın ya. Ben yine söylüyorum medyadan, ya. Bakın, bu özgürlük, bu genişlik sus, yok ki. Lütfen rica ediyorum sus saygısızlık yapma. Doğru mu? Kendi kızlık soyadınla mı açtın sosyal medyayı? Esra Hanım 10 gün önce bana sen benim soyadımı taşırken hiçbir şey yapamazsın dedi. Ben de o zaman tuttum Maral Avcı. Meral yazmadım bakın. Tamam söyleme yani. Şarkılar çıkmıyor. Bu şekilde açtım. Yalan söylemiyorum. Açtım duvarımda açıktı. İsteyen takip ediyordu. Niye sildin şimdi? 2 gün oldu kapatmışım. Tanıdıklarımı takip ediyordum. Şöyle bir şey. Sosyal medyadan ben de sizi görüyorum. 30 dakikam var dediniz ya. Ama ben dışarıdan bakınca diyorum ki hayat vallahi Esra Erol'a güzel diyorum. Ha, ama içi senin dışı. İçini ben biliyor muyum? Ne yaşadığını biliyor muyum? Ama hayat sana da güzel değilmiş. Yani benim yaşadığımı kimse dışarıdan bilemez. Şimdi o zaman sorun şu, hayat bize güzel değilse hayatı güzelleştirmek için ne yapmamız lazım? Fedakarlık, emek. Ha? Ben o fedakarlığı yaptım ya. Bu arada Esra Erol'da ATV hesabından bu evlilik bitmeyi hak ediyor mu diye sorduk. Tabii ki seyircilerimizin yorumları da dün sinirden çok güldüm, önemli. Herkes hak ediyor demiş. Sevdiğimi düşünmüş. Yorumlarını da yapacaklar, yorumlarını da bildirecekler de. Bu arada ben de şuna takıldım. Mesela hani bu kadar kargaşa, eşte kavga falan varken hani niye sosyal medya açıyorsun? Kızım bırak kendi kafanı dinle. Niye ki? Mesela çocuklar ya bir yerde sen çocuklarından ayrısın. Ne kadar güzelsin diyecek. Öyle mesela şey olur mu? O sosyal medyayı açmak da ekstra bir zaman ki istiyor. Ben mi abla? Ha kusura bakma. Yok canım bunlar abla, bir tarafta açtım. Çok medeni tarafları da var. Çatır çatır hiç birbirleriyle. Yalçın Bey'in sizi sevdiğiniz abla ben o sosyal medyayı neden açtım Esra. Biliyor musunuz? Meral Hanım. Ben buraya çıkmayı hak edecek ne yaptım? Benim gittiğim yer adresim Anladım. De belliydi. Esra ben açtım, bir şey yorumlara baktım. Çok özür dilerim. Bir şey sorabilir miyim? Çok kısa sorun çok alacağım. Kısa soracağım. Bitiyor. Bir diğer soru soracağım. Geçiyorum. Yalçın karını seviyor musun? Eski Meral'ı çok seviyorum. Şimdikinden bahsediyorum. Bırak eski Yok. Meral'i. A-a. Peki Meral sen seviyor musun kocanı? Sevmiyorum. Vallahi Esra bunlar naz ya. Peki saygı duyuyordum ya. Artık saygı da duymuyorum. Devam edeceğiz. Yalçın seni oradan uğurluyorum. Meral seni bu kapıdan uğurluyorum. Teşekkür ederim. Bakalım anketin sonucu da gelecek. Oradaki yorumlar önemli. Muzaffer Ayşe Çağlar konusunda DNA testimiz var. DNA testinin sonucunu şimdi açıklayacağız. Buyursunlar. Muzaffer Çağlar konusunda eşi Ayşe Çağlar'ı bulduk. Adem ismindeki bir kişinin yanında bu kişiyle nasıl tanıştın sorusunu aslında cevaplamaktan kaçtı. Fakat birlikte yaşadığı Adem Ayşe ile tanışma hikayesini Bahattin isminli biri tarafından telefon numarasının verildiği kendisiyle arkadaşlığına aracı olan kişinin Bahattin olduğunu da söyledi. Gel Muzaffer böyle. 4 Şubat'ta da böyle kaçtı herhalde. Evet Esra Hanım. Ben eşime şunu sormak istiyorum. Niye kaçıyor bende? Sebebi ne? Endişeliyim. Acaba çocuk benden mi, benden değil mi? Ben DNA testi istiyorum. Aslında sen bu DNA ile ilgili konuyu gündeme getirdiğinde Ayşe ayılıp bayılmaya başladı. Evet. Korktu yani.
Ayşe, evet. DNA testi yaptırmaktan mı korkuyorsun? Evet, istemiyorum Esra Hanım. Çocuğum küçük, 2 yaşında. Ağzı var, dili yok. Bunun çocukla alakası yok. Alakası yok Ayşe. DNA, şimdi siz bu adamla 15 yıldır berabersiniz. O zaman kendisi kısır. Tam kendisi kısır. Sen bunu biliyorsun. Çocuğun babası? Çocuğun babası da annesi de benim. Senin eşin biraz önce söylediğin gibi baba olamaz mı? Yoksa çocuğun babası mı? Hiç baba olamaz. Şimdi Ayşe'cim, eşin Muzaffer'in senden talebi çocukla ilgili nedir? DNA testi istiyorum. Sen bunu kabul ediyor musun? İstiyorum Esra Hanım, yapsın. DNA testi? Evet, evet. İstiyorum. Yapılsın. DNA testi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Nasılsın Ayşe? Daha iyi misin? İyiyim Esra. Ayılman bayılman var mı? Yok. Hı? Hayır, bunu çok ciddi soruyorum şu açıdan. Yani o gün o DNA testi noktasına gelmesin diye Ayşe daha tepkiseldi. Ama şimdi herhangi bir sıkıntın? Yok. Yok. Şimdi DNA testi gelecek. DNA testini de açıklayacağım. Önce sizin 4 Şubat tarihinde çocukla beraber evden kaçtığınızda yanına gittiğiniz Adem nerede? Adem bunu bıraktı gitti, terk etti Esra abla. Hastaneye çünkü, gitti Esra Hanım. Esra abla şunu söyleyeyim, Adem de çünkü demiş ben demiş seni demiş Esra ablaya bırakacağım otelde. Çekip gideceğim. Esra abla acaba demiş bana odakiler ceza verir mi? Adem bunu sevmiyor. Bırakıyor, yalan söylüyor, kaçtı bundan. Ceza, pardon. Evet. Ne cezası? Sen mesela devlet bana ceza verir mi demiş. Buraya bırakıp kaçsam ben onu dermiş. Ayşe'yi demiş. İşte bunları yaparken değil, yaptıktan sonra acaba evet, ben ne yaptığımı sorguluyorlar. Adem, Ayşe bundan sonra görüşmeyelim dedi mi? Bir şey demedi Esra. Evet demişsen Ayşe görüşmeyelim seni. Sen bu nereden şey biliyor her şeyi ya? Evet. Şey. Bana, Esra Hanım. Adem burada mı? Bir şey isteyebilirim. Ha? Burada mı burada, Adem? Yok Esra. Değil. Yok, hastaneye gideceğim dedi. Hayatım o 2 gün önceydi. Hayır, o gün kaçtı gerçekten Esra abla. Hastaneye gitti. Kaçmış, yok bunlar. Bunun yanında yok. Doğru mu Adem'in seni bırakıp gittiği? Hayır Esra Hanım. Peki sen buradan ayrıldıktan sonra nereye gitmeyi düşünüyorsun? Ben aileme gideceğim Esra Hanım. Çok güzel bir karar. Bu kararı, ailene gitme kararını nasıl aldın? Güzel aldım. He? Güzel aldım. Güzel aldın. Yani Adem'in yanına neden gitmeyeceksin? Ailemin yanında mutlu olduğumu hissedeceğim. Güvende olduğunu düşünüyorsun. Evet, güvende. Ah, vallahi ben tebrik ediyorum. Ayşe en azından buradan çıktıktan sonra ben ailemin yanına gideceğim. Esra Adem'le Hanım, bir ilişkin kalmadı. Söyle anne. Kardeşim size bağlanmak istiyor. Tamam. Erkek kardeşim. Evet. Tamam. Hasan. Onu da yayına bir bağlayalım hazırsa telefon ama şunu hakkında söylemek istiyorum. Eğer işinizin iddia ettiği gibi Adem Bey ortalıkta yoksa, sırra kadem bastıysa, iddialar konusunda çok sayıda ihbar var. Lütfen sizden ricam Adem Bey konusunda da şikayetçi olun. Ben zaten şikayetimi başvurdum. Şikayet edeceğim tamam Esra abla hepsinden. Bunu kim? Sen değil. Ben tamam de edeceğim. Size yaşatılan mağduriyet söz konusuysa, Adem Bey de bu kadar çok ısrarlı olup böyle işte çocuğu alıyor, bir kadını alıyor, evli bir kadını. Bir sürü bu konuda ihbar geliyorsa ve şu anda da sırf bu yüzden ceza almamak hakkında bir soruşturma açılmaması adına da sizi bırakıyorsa, bunun adı demek ki sevgi falan değilmiş, değil mi Ayşe Hanım? Evet. Evet. Yani sevgili seyirci, aslı şudur ki Adem Ayşe'yi bırakıp gitti. Aynen kaçırdığı gibi sonra kendi kaçtı. Çünkü hiçbir sorumluluk almak istemiyor. Doğru mu Ayşen? Bilmiyorum Esra Hanım. Bizi, bana dedi ki ben hastaneye gideceğim dedi. Raporlar dedi. Bulanık çıktı dedi. Yalan söylüyor. Kaçtı seni bırakıp. Ne ben raporu? Ben duyuyorum Ayşe. Ne ben raporu? Seni bırakıp tek edip bu, gideceğim dövmüş dedi. Ya. Ya, bir tane vurmuş. Ha, bir tane vurmuş. Vur. Raporlar bunalık çıktı. Ben hastanedeyim dedi. Tamam. Ama ben tebrik ediyorum ki ailenin yanına döneceğin için, bu kararı aldığın teşekkür için. Teşekkür ederim. Bazen böyle ailelerin yanına insanlar dönsün diye biz yalvarıyoruz. Ama sen tek başına bu kararı almışsın. Evet. Şimdi DNA testi de geliyor. DNA testinin sonucunu da açıklayacağım. Tüm bu yaşananlarla ilgili düşündün mü Ayşe? Karşında bak 14 yıllık hayat arkadaşım var. 15 yıllık Esra abla. 15 yıllık. Muzaffer'e haksızlık yaptığını düşünüyor musun? Evet. Düşünüyorum. Hı? Evet. Hadi gel şimdi konuşalım. Hangi haksızlığı yaptın ona?
Esra Hanım çok azarladı beni. Hani bir kadın böyle bir çiçektir ya. Bir güldür. Ayşe ben seni onu niye... yapmadı. Ayşe ben seni hazırlamadım. Niye hazırlayayım? Sen... Esra Hanım ben bir konuşayım. Bir konuşsun bak. Tamam, hani kadınları... hep erkekler mi konuşacak? Hiç kadınlara haksızlık mı hep ya? Bu ne? Bekle. Kadınların ortak derdi. İsterseniz hep eve az para konuşsun. Getirin. Az ekmek getirin. Ama diyor ki... Gönlünüz bol olsun, diliniz bol olsun. Güzel sözcükler çok çıksın diyorlar. Esra abla bir şey sorabilir miyim? Bir saniye. Sorma, o sorma. Ondan sonra konuşsun. Söyle Ayşe. Kadınlar bir çiçektir. Tamam, bir çiçektir, bir güldür. Evet. Hani bu hakaret etmek. Git annenin evine. Hı-hı. Ne demek? Hani küfürler etmek. Ne demek? Gidiyordum da niye getirttirdin, niye evlendin dedim ben buna. Hı-hı. Git diyor ya, git diyor. Çocuğu vurduruyor bana. Hı-hı. Beni dövdü. Çocuk 2 yaşında Ayşe. Çocuğa nasıl arabayla Ayşe, yalan söyleme ya. Oynayacak arabalar var ya, taksiler küçük. Ayşeciğim. Onlarla kafama çocuk vurduruyor. Çocuk daha yeni muz demeye başlamış çocuğa. Annene vur deyince vurur mu anlıyor, ya? Anlıyor Esra Hanım, anlıyor. Senin çocuğunu sen büyütmüyor musun? Tamam ben büyütüyorum ama babası, öz babası. Tamam niye vurduruyor annesine? Peki, bir şey hayatım, öğretiyor, vur öğretiyor. Güzel şeyler öğreteceğine. Güzel şeyler öğreteceğine anneye vur diyor. Ne acaba demek? Acaba Ayşe'cim bak sen mi olayı falan... İki yaş sendromu diye bir şey var ya... Bunlar hani her şeye itiraz ediyorlar. Yapıyorlar, atıyorlar, vuruyorlar. Acaba sen mi öyle algılıyorsun? Yok ben algılamıyorum Esra Hanım. Anladım. Bunu Muzaffer özellikle yapıyor. Evet. Sana... Ben kardeşimin bağlanmasını istiyorum. Kardeşim iyi anlatır size. Peki niye ailenin yanına gitmedin? Ayşe ben sana git dedim mesela, git dedim tamam. Sen hocaya mı git dedim sen mesela, bir adama mı git dedim? Çocuğuna diyormuşsun ki anne Esra eşi de duydular. Öyle şakalaşıyor, o da şaka diyor, o da bana vurdu diye. Biz şaka öyle hiç vur demedim ben ona. Yalan söylüyor bu. Kardeşlerim de benim, bütün kardeşlerim hepsi bağlansın. Bize geliyorduk, sohbet ediyorduk, onlara biz yerine gidiyorduk. Öyle bir şey yok. Senin sürekli şiddet uyguladığını iddia yalan, ediyor. Yalan Esra abla. Komşular, bizim gidin mahalleme komşularıma sorun beni. Şimdi Muzaffer ailemi... nasıl biriydi, nasıl şiddet uyguluyor? Siz yok. Karakolun karşısında mı oturuyordunuz? Hemen karakol. Camı açsa bağırsa hemen çıkıyor karakol. Hemen evin dibine geliyor. Yalan konuşuyor Esra Hanım. En önemlisi bu sevgili seyirciler. Evet. Siz karakolla dip dibesiniz. Dip dibe. Bağırsa Muzaffer bana şiddet uyguladıysa hemen polis camdan yani atıp uyuyacak. Yani imdat dese hemen, polis zaten kapıda. Hemen. Hemen. Doğru mu Ayşe? Mahallede komşularıma hani, sor Ayşe. Camı açtığında imdat desen polis dilinde zaten. Bağırsa hemen geliyorum. Bağırma diyor. Boğazımı sıkıyor. Bağırma hiç diyor. Hiç boğazını sıkıyor. Sen niye gitmedin doktor o zaman? Niye lafı olmadın? Yalan söylüyorsun. Bütün gün ben işe gidiyorum. O zaman gitseydin mesela, beni şikayet etseydin. Ayşe'ye bir şey sormak sor istiyorum. Sor sorunu. Ayşe, oğlun neden Adem'e baba baba diyor? Evet. Baba dedi demiş. Kulaklarımla duydum. Gözümle gördüm. Şunu söylermiş. Dermiş ki baba baba der ona dedi demiş otelde. Buna baba diyeceksin demiş. Evet, hayır Esra Hanım ben öyle böyle bir şey demedim. Çocuk baba diye hitap ediyor mu? Evet. Hep öyle alıştırmış Esra abla. Esra Hanım öyle dediysem Cenab-ı Allah beni burada. Hayır yani baba de erkek bir figüre baba diyorsa çocuk. Baba gel, baba gel. Esra abla şimdi bir saniye bir şey sorabilir miyim? Sor. Bir saniye. Ben dün çocuğumu kantine götürdüm. Baba dedi bana poğaça al. 2 tane poğaça aldım. 4 tane meyve suyu aldım. 2 tane meyve suyunu içti. Bütün millet burada hepsi şikayet. Hepsi gördü yani. Çocuk diyor ki böyle elinin kafasını yıkıyor. Annem beni yıkamadı. Ayağını gösteriyor bana. Ayağını arkadaşlardan ıslak mendil aldım. Çorabı çıkarttım. Çocuğun ayağını sildim. Çocuk sevindi. Ondan sonra yedi kucağımda uyudu. Hayır Esra Hanım otelde hep yıkıyorum ben onu. Bütün yeni arkadaşlar Ayşe, kafadaki bütün arkadaşlar hep şahit oldu buna. Gördü gözüyle. Yok yalan konuşuyorsun. Yalan konuşmuyorum ben. Yalan konuşuyorsun. Ayşe'cim bulunduğun yerde de yaşadığın yerde de sosyal hizmetlerden gelirler. Bir denetim yapılırsa, bir inceleme yapılırsa zaten şartlar görünür. Şimdi ben DNA testinin... Ben çocuğumu bırakmam. Ayşe'cim, DNA testinin sonucunu açıklayacağım. 15 yıllık bir evlilik var. DNA testi yapılmasının kafasında şüphelerin olduğunu söylemişti kocan. DNA testinin sonucunu açıklıyorum. Baba ve çocuk arasında biyolojik yönden ilişki bulunmamaktadır. Baba
Cafer, çocuğun babası sen değilsin. Ayşe lanet olsun. Kim Ayşe bu? Ben hepsine şikayetçiyim Ayşe. Bu bana yapılır mı Ayşe? Kim bu? Kim? Açıkla bunu. Sizden de bütün tazminat, bütün haklarımı istiyorum Ayşe. Bütün tazminat davası açıyorum sana. 150 milyar. Ya yazıklar olsun Ayşe sana. Oraya gelene kadar. Sen bu yüzden mi DNA yapılmasını istemiyordun? Esra Hanım, tedavi gördüm. İğneler yedim. İğneler yedim, yemin ederim doktora gittim. Yazıklar olsun Ayşe sana, beni yıktın, beni mahvettin Ayşe, beni perişan ettin. Yemin ederim tedavi gördüm. Tamam hayatım, sen tedavi... O kadar iğneler yedim. Tamam. Yemin ederim, iğneler yedim. Tüp bebek yöntemiyle mi çocuk sahibi oldunuz siz? Hayır. Tüp doğal bebek. Yolla mı? Doğal yolla da dedi bana. Anladım, tamam. İğneler yedim Esra Hanım, yemin ederim bak, yemin ettim. Ayşe'cim, iğneler yaptın da iğnelerle çocuğun babasının, yani iğnelerin çocuğun babasıyla bir ilişkisi yok. O kadar tedavi gördüm Esra Hanım. O kadar tedavi gördüm. Yemin ederim bak sana. Hayatım. Kandırmıyorum. Bak gerçekten. Beni kandırmıyorsun. Çocuğun babası Muzaffer değil. Her zaman bir kadın çocuğunun babasının kim olduğunu bilir. Esra Hanım başkalarıyla kalmadım. Yemin ederim. Anladım. Bak sana tamam. Diyorum. Bak tamam. Buradaki ekrandakilere tamam. Diyorum. Tamam. Kalmadım diyorum. Tamam. Yemin ederim hep beni suçluyor. Hiç kendini hiç suçlamıyor. Hep beni suçluyor. Bu sonuçta Muzaffer'in ne suçu var? Kardeşime bağlarım sana söyler Esra. Kardeşini de bir bağlayalım. Benim kafamda hep şöyle bir soru işareti vardı seninle ilgili. Mesela senin telefon numaralarını dağıtan birileri var ya. Yani acaba seni yanlış yönlendiren, seni kullanan, seni... Oruç musun? Yok. Değilsen su içebilirsin. Yok, sağ ol. Kullanan ve mağdur eden o insanlar olabilir mi? Yok Esra Hanım, beni kimse zorlamıyor falan yok. Peki testin sonucunda Muzaffer baba değil. Bu nasıl mümkün? Ben diyorum ya Esra Hanım, iğneler yedim bak, tedavi gördüm. Çok tedavi gördüm, çok doktora gittim. Şimdi kardeşin de bağlansın Ayşe. Yemin ederim ben bak. Ben diyordum Ayşe sürekli telefonla konuşuyor, bana yemin deli ederim, deli Esra deli. İğnelerden dolayı test sonucu böyle çıktı diyorsun. Evet. İğnelerin beni mahvettin sonucunda. Ayşe. Benim çocuğum da beni perişan ettin Ayşe. İğneler test sonucunu... Çok tedavi gördüm ama Esra Hanım. Hani güzel güzel doktorlar çağırdı, ben gittim. İlaçlarımı kullandım yani. Aşkım, ne o iğneler, ne o ilaçlar, ne gittiğin doktorların hiçbir önemi yok. Çocuğun babası başka biri, bu kadar. Kim o bir çocuğun da dünyaya gelme şeklinin nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Dahasını söylemeye gerek yok. Yani iğneyle onunla bununla hapla alakası yok. Ayşe Hanım, şimdi eşiniz siz kaçtığınız noktada çocuk konusunda anlaşamıyordunuz ya. Çocuğu almak istiyorum diyordu. Rahat olun lütfen. O da kafamda benim şöyle bir soru işareti var çocuğun soy bağıyla ilgili. Normalde ne olması lazım? Evlilik içerisinde eş çocuğun babası olur. Ama bu olmadığı ortaya çıktı. Siz de buna rıza gösterdiniz. Yapılsın ortaya çıksın diye. Ben çocuğumu vermek istemiyorum demiştiniz. Evet. Muzaffer Bey de çocuğu isterken eğer o çocuk gerçekten kan olarak benim kanımı taşıyorsa... Nüfusta ben babasıyım ama ben bunu öğrenmek istiyorum. Biz zaten ayrıldık. Eşim de başka bir adamın yanında ama ben kendi çocuğumu eşimle birlikte o adamın yanına, Adem'in yanına göndermek istemiyorum Esra Hanım. Eğer evet. Benim kanımı taşıyorsa almak istiyorum dedi. Tabii. Ama Muzaffer Bey'in olmadığı çıktı. Şimdi Muzaffer biraz Bey... Biraz önce aynı şeyi anlattım. Ha. Ayşen, çocuk baba, Muzaffer baba değil ya. Sen Muzaffer boşanırken çocuğu istiyor musun velayetini? Evet istiyorum. Çocuğu boşanırken velayetini istiyor musun? İstiyorum, vermeyeceğim ona. Çocuğa ben bakacağım diyorsun. Ben bakacağım, sonuna kadar bakacağım. Babası da olmasam ben o çocuğa ben, bakarım ben sahip babası çıkarım. Babası olmasam çocuğa ben bakacağım. Bravo. Vermeyeceğim ona velayetini. Beni perişan etti, beni ayırdı çocuğumdan. Çocuğumu vermem. Çocuğumu vermem Esra Hanım. Sana bütün tazminatları da açtım Ayşe, beni mahvettin sen. Ben vermem Esra Hanım, çocuğumu vermem. Çünkü diyor ki ne olursa olsun o benim evladım. O beni seviyor çünkü. Benim Esra Hanım. Getirin buraya, görün çocuk diyecek baba diyor bana. Yeah.
mahvettiler Şehzade Muhammed'i. Tamam, git annenin evine, git annenin evine. Git annenin evine dedim bana. Oldu mu? Beğendin mi? Ayşe'cim, 4 Şubat'ta sen yaptın bunu bana, ben yaptım sana. Ben sana ihanet ettim. Ben seni sevdim. Ben sana ihanet etmedim hiçbir zaman. Ben sana hiçbir zaman sevmedim. Ben sana ihanet etmedim ben sana hiçbir zaman. Sevmedim. Ben hiçbir zaman seni hiç okuma getirmedim. Hor gördün beni. Hor görmedim ben seni. Konuşmamız lazım. Şimdi bağlansınlar. Ayşe'cim hiç cahil falan da değilsin. 4 Şubat'ta Adem'le tanışıp onunla beraber kalmayı da onun yanına gidecek kadar da akıllısın. Esra abla, ben bir şey sormak istiyorum. Ben şimdi, bu akşam çocuğumu da almak istiyorum. Otele gitmek istiyorum. Hayır, şöyle söyleyeyim. Siz zaten bu konuda çocukla ilgili inceleme başlatılır da, yani sosyal inceleme raporu hazırlanır da, bu karar ondan sonra çıkar. Ben Muzaffer, hani çocuk benim değil. Ben velayet annede kalsın. Ben boşanırken de hayatıma bakarım der diye bekliyordum. Ben velayeti vermiyorum. Kesinlikle vermiyorum. O benim evladım diyorsun. Benim evladım. Ben sonuna kadar bakacağım ona. Ben vermem Esra Hanım. Ben vereceksin bana. Vermem. Bütün haklarımı da sana hiç bizim şey yapmıyorum. Bütün tazminat davası açıyorum sana. Ben bakarım ona. Ben bakarsın bakarım. Sen neyle bakacaksın ona? Ben bakarım. Hadi bağlansın ailen. Muzaffer Bey. Ben bakarım. Buyurun, Ayşe Hanım'dan bakın, bu çok afaki bir şey. Ben sizi de anlamaya çalışıyorum da. Onun da durumu ortada. Siz boşanma konusunda karar verirsiniz. Ben bakarım Esra Hanım. Boşanma konusunda karar verirsiniz. Efendim, kararlıyım. Ben bakarım. Kararlı mısın? Kararlıyım. Ben anladım. Çocuğumu alacağım. Velayetini alacağım. Boşanmak istiyorum. Ben bakarım Esra Hanım, almasınlar mesela çocuğumu, almasınlar. Ayşe'cim, bu zaten bugünün kararı değil. Belki bir uzun bir boşanma ve bir mahkeme süreciniz olacak. Ondan sonra o raporlar doğrultusunda bu çocukla ilgili en doğru karar verilecek. Ama ne evlilik hayatı ne de dünyaya gelen çocuklarla ilgili hiçbir şey de şansa bırakılamaz. Yani bunun da... Yok. Gerçekten sizin adınıza da üzüldüm, Ayşe adına da üzüldüm ama evlatlarınıza, ailenize, en önemlisi kendinize sahip çıkın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.